Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar. Yağmurcuğum bak omleti tam sevdiğin gibi yaptım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim babacığım da. Ve hiçbir şeyi özlemedim. Ay bizim ola geri devirleri yaktı. Bak. Yani baba şu şarkının anlamını bir bilsen. Babacığım sabah sabah bu enerji nereden? Arkadaş size de yaranılmıyor ha. İşimden gelmiş olamaz mı şu sabah size kahvaltı hazırlamak? Aa tabii tabii haklısın da yani Erman'cığım. Hani ben de yardım etseydim keşke. Ay anneciğim. Benim güzel annem. Annelerin en tatlısı. Annelerin en güzeli. Hayatımın sonuna kadar sana her sabah kahvaltı hazırlasam yine hakkını ödeyemem. Ver bir külüye bak. Çilekeş anam. Garip anam. Enes Çilekeş Bey ne güzel yaşıyor kadın. Bak gördün mü ben üstüne alındı. Ay sen kıskandın mı? Ama sen de var. Ay sen kıskandın mı? Aman öyle. Ver ver. Babacığım bir yana. Sen kaldın. Sen. Ya anladım. Ay sabah sabah yalama lan beni. Şey yani Erman'cığım her şey iyi güzel de bu sabah böyle hayat dolu olmanı neye borçluyuz acaba? Neden ha? Kardeşim böyle hayat dolu olmak, neşeli olmak fena mı? Yoo hiç fena olur mu? Bilakis çok güzel bir şey. Ama hiç alışık değilim de senin bu hallerine. Hani sanki bulutlarda uçuyormuş gibisin. Anneciğim istikamet doğru da hani biraz az oldu yani bulutlar falan. Halbuki daha yukarı böyle yıldızlar, böyle galaksiler falan yani. Ben hiçbir şey anlamadım İbrahim Bey. Aramıza hoş geldin Müdür Hanım. Kimlerin arasına? Şeyin arasına efendim. Bu herifin yaptığı soğuk esprilerden anlamayanların arasına. E hadi ama hadi mutlu mesut şöyle ne güzel kahvaltı yapıyoruz. Dur ben sana yardım edeyim dur. Keseyim seni. Yapmışsın kes bari. Sen tabağa kesiyorsun. Aa şurada mı yesek? Hadi yiyelim ne olur. Ya ne yiyeceğim be? Orası benim klasıma uygun bir yer mi sanki? Asla ya. Sen vallahi pişman ettin ha sabah dışarıda kahvaltı edeyim dediğime. Ya yürümekten aşırı unuttum kızım. Bir yeri beğen de artık oturalım ne olur bak dersi kaçıracağız. Ya ne kaçıracağım be? Eğer birisi bir şey kaçıracaksa ancak beni kaçırabilir. Ben asla kaçırmam. Harikayım ben. Süperim. Hatta yangından ilk kaçırılacaklardanım. Ben de keçileri ilk kaçıracaklardanım. Ya yeter ya bir yerde oturalım artık. Ne olur bak ayaklarıma Karadeniz indi kızım ya. Of. Bak gel şurada yiyelim hadi ne olur. Ya Asiye sabah sabah döner mi yiyeceğiz ya? Biz sabah akşam senin gibi yanar döneri çekiyoruz ama Bulse'ye. Hadi yiyelim şurada. Gerçekten kırıcı oluyor. Acıktım, acıktım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki kişi misiniz? Bir buçuk. Ya görmüyor musun ya kaç kişi olduğumuzu? İşte böyle esprili oluyor benim arkadaşım sabahları ya. Ne atarlanıyorsun çocuğa ya? Belki fark etti senin çift kişilikli, 25 kişilikli olduğunu. Aa fark ettin mi? Yok ben ondan değil. Belki hani sevgiliniz vardır, nişanlınız vardır, platonik aşkınız vardır. Ondan sordum yani. Hop şeberek sen ne karışıyorsun bizim sevgilimize, nişanlımıza, platonik aşkımıza? Allah Allah sana mı kaldı sorgulamak? Tamam ben siz Şinasi'nin kusuruna bakmayın. Ben yardımcı olayım. Şinasi telefona bak git. Bir telefon çalmıyor ki. Ama çalabilir. Yani bilimlerce her zaman titikte olmalı biliyorsun. Doğru. Tekrar kusura bakmayın. Ya ne kusura bakacağım ya? Ben bakarsam adama adam mı diye bakarım, kusura kusur mu diye. Sonra sağa bakarım, sola bakarım. Karşıya geçerim. Hey. Nasıl ya? Boş ver kardeşim ya sen bakma ona şey yapalım biz. Bizim çok karnımız aç bir de böyle acelemiz var çok. Böyle hızlıca bir tost yaptırabilir misin bize? Tamam tost neli olsun? Benimki kaşarlı olsun. Bu sefer neli olsun? Karışık. Kaşarlı karışık tamam. Bir dakika. Karışık olsun ama içinde sucuk, salam ve domates olmasın. Bir dakika. Sucuk olsun, salam ve domates olmasın. Salam domatessiz karışık tost tamam. Ne tamam mı ya? Domatessiz tost mu olur? İtiraz ediyorum. Bu sefer de salamla domates olsun, sucuk olmasın da gör bakalım. Anladım. Şöyle yapalım, baştan alalım biz o zaman. Siz tostun içerisinde neler olur bana söyleyin. Ben yazayım, yani ona göre yaptırayım. Olur mu? Sizde neler var? Eyvah, Asiye ile Bursa'ya bak. Allah. Ya ne işleri var benim dükkanda? Ya vallahi kusura bakmayın diyeceğim de sizde de Şinasi biraz garip galiba alışkınsınızdır siz. Maalesef. Herhalde bir şeyler yemeye geldiler. Allah.
yine de gitmem lazım. Ne yapacağım şimdi ya? Koca İstanbul'da başka bir... Neyse, bizim çocukları arayayım da beni tanımıyormuş gibi yapsınlar. Müşteri gibi davransınlar bana. Ay Allah, işe bak ya, iyi ki gördüm ha. Ana, kol bir döndü çaldı. Keser döner, sap deler. Gün gelir, Erman döner. Buyurun. İyi günler. Kuş beyinli şinasiyle mi görüşüyorum? Evet, benim. Usta sen misin? Lan tabii benim. Neyse, şinasi. Bak sana çok önemli bir şey söyleyeceğim ha. Söyle usta. Dur, bu kadar önemli bir şey sana söylenmez. Sen bana silahını versene. Vereyim. Tamamdır usta. Bizi aradığınız için teşekkür ederiz. Unutmayın, keser döner, sap döner. Gün gelir, Erman döner. Şimdi ben o kesenin sapıyla sana... Versen olarak Sinan'ı. Veriyorum usta. Sinan abi. Abi, usta seni istiyor. Tamam, o zaman anlaştık. Evet, tamam. Efendim usta. Sinan. Sinan oğlum bak, ben dükkanın çok yakınındayım. O dışarıda iki tane kız oturuyor ya, onlar benim okul arkadaşım, tamam mı? Şimdi dükkana da gelmem lazım. Siz beni tanımıyormuş gibi yapın. Bana müşteri gibi davranın. Tamam Erman amca, merak etme sen. Ha, bu arada şu şinası salağını da uyar. Pot falan kırmasın ha. Tamam Erman amca, ben ona üç kere anlatırım. Üç kere yeter mi lan ona? Acaba depoya falan mı kilitlesen? Neyse, sen idare edersin. Hadi geliyorum ha, müşteriyim ben. Allah, bu sefer seni okulun en sakin yerine getirdim Aylin. Sabah bu saatte kimse itman falan da yapmaz, baş başayız. Şahane, şahane. Hayranım Zeki Hanım. Yalnız kantin birazcık kalabalık Nazım. Ha, bizde kantinler öyle ya. Sabah saatlerinde çok trafik oluyor. Çocuklar işte kahvaltı, mavaltı falan. Bu da kantin nereden çıktı? Bak. Ha. Kantin. Aylin çaktırma, biz devam edelim böyle. Ya zaten düşünecek halim kalmadı ya. Biz hakikaten bu Çiğdem'le Erman'ı ayıramayacağız. Gerçekten öyle. Ben de artık umutsuzum lazım ya. Yani bu yaptıklarımızı Ivana ile kocasına yapsak onlar bile anlaşır, boşanırdı şimdiye kadar. Onlar boşandı ama. Aa, ciddi misin? Vallahi. Ay, benim haberim yok. Ay, boş ver şimdi Ivana ile kocasını. Bak, ben diyorum ki büyük ülkeler, güçlü ülkeler nasıl devleti böyle bölüyorlar, çökertiyorlar. Biz öyle yapalım. Ne yapacağız? Uluslararası nifak tohumcularını kiralayacağız. Ne bileyim, lobileri devreye mi sokacağız? Olur mu öyle şey ya? Biz nifak tohumlarını ekip, aradan çekilip seyredeceğiz. Nasıl? Şimdiye kadar ne yaptık? Tamamıyla taktik değiştirelim. Yani Çiğdem'i istemiştik, şimdi Erman'ı. Bence Erman kesin gaza gelir ve bırakır kaçar. Ne yapacağız? Çiğdem'i Erman'a kötüleyeceğiz. İşte... Çarşaf değiştirir gibi sevgili değiştiriyor. Adamların paralarını yiyor, kendine sponsor ediyor falan. Adını çıkartalım Çiğdem'in. Ya bir dakika. Yani ben Çiğdem'le evleneceğim. Ya insan evleneceği kadının adını çıkartır mı? Olur mu öyle şey ya? Ay Nazım. 40 yıldır evlenmeyi başaramadın. Tohuma kaçıyorsun, haberin yok. Hatta ben de durdum, seninle plan yapıyorum. Ya dur bir dakika, dur. Buluruz bir çaresini, rahat ol. En son dün seyrettiğim filmde de Titanic böyle buzdağına çarparken... Ha. Kaptan yolculara buluruz bir çaresini demişti. Senle ben öyle çare bulacağız Nazımcığım. Film güzeldi ama, romantikti. Ay çok, ne aşk ya. Çok ağladım, sabaha kadar ağladım ben. Final sahnesini gördün mü? Böyle duruyorlar hani böyle. Ay ne aşk, kalmadı öyle aşk. Bana bak, Erman amca geliyor. Dediklerimi sakın unutma. Müşteri gibi davranıyoruz ve kesinlikle onu tanımıyoruz, tamam mı? Tamam canım, merak etme. Ben zaten geri gideceğim. Babamı bile tanım. İyi günler. Ben bir tost istiyordum da, kaşarlı. Oho! Daha önce hayatımızda hiç görmediğimiz, hiç tanımadığımız bir adam bizden tost istiyor. Oğlum abartmasın mı? Neli olsun efendim? Karışık. Erman abi? Asiye, Buse, siz ne yapıyorsunuz burada ya? Hayırdır? Vallahi bir değişiklik yapalım, dışarıda kahvaltı edelim dedik. Yani evden buraya kadar geldiniz yani. İşte anca karar verdik. Erman abi, sen sık sık gelir misin bu dönerciye? Yani ara sıra. Yalan söylüyor ya. Sussana lan, niye yalan söyleyeyim gerzek? Yalan söylüyorsun tabii. Ben seni hayatımda hiç görmedim ki. İlk defa görüyorum, hiç tanımıyorum ki ben seni. İlk defa geldi. Yalan söylüyorsun, bakmayın ona. Kusura bakmayın siz, ne olur. Yeni iş aldık da biz onu. Sen postları hazırlar mısın Şinasi? Hadi. Hadi. Ben bekliyorum burada.
Gel tamam, abi. Siz oturun, ben hemen iki tur ortasınız. Vallahi. Bu çalışan çocuk biraz tuhaf. Böyle yarım akıllı gibi. Biz de fark ettik ya. Böyle biraz sorunlu gibi yani. Yazık. Yani dengesiz, dengesiz. Evet. Dengesiz çok zor. Özellikle senin söylemen bunun tabii. Dengesiz. Tahsin, ne yapıyorsun kardeşim? Neredesin abi sen iki saattir ya? Ha, neredesin? Tostlar soğudu ya. Yemeyeceğim ben. Yemeyeceğim mi? Bir dakika, bir dakika. Şimdi Tahsin, bizim gidip kendi ellerimizle aldığımız beleş, pastırmalı, kaşarlı, mis gibi karışık tosta hayır mı dedi, bana mı öyle geliyor? Aynen öyle abi, bak işte yemeyeceğim diyor, yemiyor. Ah. Tahsin, ne oldu oğlum? Hasta mısın sen? Bir şey mi oldu? Evet abi, hastayım. Ya bu üniversiteye girip de hiçbir şey yapamamak beni hasta ediyor. Ne gibi bir şey yapamamak abi? Ya kardeş, biz gazetede daha aktiftik ya. Ya ne bileyim, arada bir yarışmalar olurdu, konserler olurdu. Geçen seneki pastırma güzeli yarışmasında benim babam jüriydi. Ben bir sürü güzel kızla tanıştım orada ya. Ya buraya geldik, hiçbir şey yok. Ya arada bir popstarlar gelirdi Kayseri'ye, buraya o da gelmiyor ya. Ya ben nasıl yıkacağım tabularımı arkadaş? Ben tabularımı da alayım gideyim, orada belki bir şansım olur benim. Yani çocuk haklı. Ya okulda ne bir etkinlik var, ne bir organizasyon var, ne bir konser var. Hiçbir şey yok oğlum. Ya size yuh ya. Size hakikaten yuh ya. Siz beni hakikaten hala tanıyamamışsınız ya. Sizin karşınızda kim var oğlum ya? Yazgan kardeşiniz var ya. Oğlum ben bir telefonla bu okula popstar yarım be. Ya sen bunları getirsen getirsen popcorn getirirsin kardeşim. Ya, senin yapacağın espriye tüküreyim ben. Ya madem öyle getir Tarkan'ı. Ha? Tarkan'ı getir abi. Hem ondan böyle fotoğraf falan çekiliriz. Kulise mülise gireriz. Havamız olur yani okulda. Aynen abi, arasana şu Tarkan'ı. Ara da gelsin hadi. Tamam lan. Ya herhalde numarası var sende değil mi? O kadar meslektaşsınız. Hı? Sen rahat ol oğlum. Benim bütün meslektaşlarımın numarası var bende. Sen rahat ol. Ya. Tarkan'ı mı arıyor hakikaten ya? Tarkan... Al, arıyorum. Alo, ne haber Tarkan? Nasıl numaram kayıtlı değil ya? Abi senin kulisine geldim ya ben. Sen verdin ya numaramı, arada sırada beni ara, gece gece rahatsız et diye. Nasıl? Ya dur dur dur, sen beni tanımadın abi ya, dur. Dur bak, sana en popüler parçamı söylüyorum bak. Saklambaçlı ebeğim, üç günlük bir bebeğim. Resetledim hayatımı yeni aşklara gibi. Burada 3G çekmiyor mu? Çekiyor. Niye? Alo? Yarım yarım geliyor sesin. Ha tamam, şimdi geliyor. Ya benim senden bir maruzatım olacak ya. Biliyorsun yani müzisyenlik dışında bir de mimarlık öğrencisi sıfatım var artık. Bir de öğrenciyim. Benim şimdi sınıfta çok sevdiğim Kayserili bir arkadaşım var, Tahsin diye. Ha, seni çok seviyor, sana tapıyor. Ya bir şey diyeceğim. Şimdi diyorum ki ben bu kardeşim için üniversitede bir pop şenliği yapayım kampüste. Bir senin müsaitlik durumunu soracaktım. Nedir ne değilsin falan diye. Ha? Ne yaptın? Yurt dışına 2 aylığına turneye gidiyorsun. Ha, sıkıntı. Ciddi sıkıntı. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Ne zaman seninle bir şarkı muhabbeti geçse Sezen... Sezen bana kızıyor, sana değil abi. Evet, telefonda bana ağlıyor üngür üngür. Bir şekilde ben sana yeni şarkı ayarlayacağım. Tamam, hiç sıkıntı yok. Tamam, hadi Tarkan'sın diye uzatma, hadi kapat. Hadi görüşürüz. Hadi canım, bay. Ne oldu, gelmiyor değil mi? Ben ne yapayım abi? 2 aylığına Philadelphia'ya yurt dışına turneye gidiyorum diyor. Ama diyor, Tahsin'ime acayip mahcup oldum diyor. En kısa zamanda gönlünü almaya geleceğim dedi. Tahsin'ime dedi mi gerçekten? Oğlum bak, hadi Tahsin'i kandırıyorsun da beni kandıramazsın. Sallama gözünü seveyim ya. Ya Kaan, ne alakası var Allah aşkına ya? Niye bu kadar kıskançsın sen? Sen ne alakası var ya? Al sen ara o zaman, al. Ver. Al son aranlar, al Tarkan, al. Al, kendin konuş, al. Alo, Tarkan Bey'le mi görüşüyor? Evet, evet, bu Yazgar'ın telefonu. Alo. Ha, kapattı. Ha, kimmiş? Ben sana çok giydirdi ha. Ne yapacaktı abi, Sevda'nın son vuruşunu mu yapacaktı sana? Sesi de tanımadı. Zaten buna da mahcup, konsere gelemediği için ne yapacak? Giydirecek tabii.
Ya ben tabularımı yıkamayacak mıyım şimdi? Ya dur be diyor Gala sen. Zaten ortalık karışık ya. Ya benim çevrem geniş. Ulan bir tek Tarkan mı var benim çevremde ya? Dur. Halledeceğim ben senin işini. Yazgan ne güne duruyor? Selam Despo. Selam bacı. Aa, bacım mı? Demek ki doğruymuş dedikleri. Sen de onlar gibi olmuşsun. Pardon, bir bakalım mı böyle? Evet. Teşekkür ederim. %90. Bayağı bayağı gideri var ya. Bro, bitti abi, bitti. Sonunda bitti. Ne bitecek ama? Yoksa senin de mi yaşama arzun bitti? Abi olur mu ya? Tam aksine tavan yaptı. Neden? Çünkü artık konçitomatik var. Konçitomatik benim programı. Ben o programı bilmiyorum. Gerçi artık ben ikinci kanalda belgesel programları izliyorum Cakam. Ya öyle program değil abi ya. Öyle program değil. Konçitomatik veri programı abi bu. Bilgisayarcı bir arkadaşıma yaptırdım $2000. Bak şimdi. Konçitomatik veri programına bugüne kadar ayıkladığımız ya da tam olarak ayıklayamayıp kılçıklı bıraktığımız konçitaları böyle fotoğraflarını, belirli başlı bilgilerini veri olarak girdik, tamam mı? Ki bu da yaklaşık olarak bize 3278 konçitalık bir veri tabanı sağladı. Bu bayağı bayağı büyük bir rakam. Neyse buraları geçiyorum. Şimdi kullanımı gayet basit. Kısaca geçiyorum. Ne yapıyoruz? Mesela hoşumuza giden bir konçitanın, mesela ben şu an seçtim. Fotoğrafını çekiyoruz bak. Pardon, bir bakabilir miyiz? Hop, çektim. Birkaç saniye bekliyoruz. Program ne yapıyor bize? Konçita'nın yüzünden, fiziğinden, kıyafetinden karakter analizini yapıp sonucu veriyor. Bak görüyor musun? %80. Konçita gideri eşittir %80. Yani bu Konçita'nın %80 gideri var bro. Bak şimdi hemen sağlamasını yapıyorum. Sen burada bekle. Selam kızlar. Selam. Bak Mücahit seni çağırır gibi duruyor bak. Mücahit geliyor geliyor. Hadi hadi canım hadi. Selam. Selam. Şey, cüretimi biraz mazur görürsen bir şey soracağım. Bu hafta sonu beraber bir şeyler yapabilir miyiz? Bu hafta sonu mu? Hı hı. Bilmem, olabilir. Ama annemlerle yemeğe gitme ihtimalimiz de var. Yine de %80 gelebilirim. Budur ya. Tamam o zaman hafta sonu için konuşuruz tekrar. Görüşürüz. Bro, duydun mu abi, duydun mu? Koç Tomatik ne dedi? %80 gideri var dedi. Kız ne dedi? %80 gelirim dedi abi. Böyle bir şey var mı ya? Yani artık boşa çaba sarf etmek yok abi. Sadece gideri olan kızlara yazacağız. Ya bunun ne demek olduğunu düşünebiliyor musun? Bu hafta sonu %20 ihtimalle evde konsol oynayarak geçireceksin Cakam'ı. Ya Despo sen niye şimdi böyle yapıyorsun, benim gönlümü kırıyorsun ya? Tamam, senin içini rahatlatıyorum. Bir sağlama daha yapıyorum, bekle beni. Pardon, bir bakabilir miyiz? Fotoğrafı çektik. Hemen basıyoruz. %100 gideri var. Bir saniye verir misin bana? Bu akşam yemeğe çıkalım mı? Olur. Teşekkür ederim. Gördün mü abi? %100 gideri var dedi. %100 bu akşam dışarı çıkıyoruz. İnanılmaz bir şey ya. Ya sen niye böyle yapıyorsun abi? Niye benim moralimi bozuyorsun? Bu ikimizin icadı. Al bir kere dene. Yok Cakım o ya, hiç havamda değilim, bırak. Ya bro ölür müsün? Bir kere dene işte. Ne olur hadi bir kere. Benim için. Ha tamam peki. Al. Al hesaplat bakalım. Buse'yle bir geleceğin var mı? Bir dakika ya, ben çöktüm şu an. Bu ne ya bu? Hard copy fotoğraf bu. 1938'de bitti bunlar bro. Sen niye bana böyle şeylerle geliyorsun? Ben böyle bir insan mıyım ya? Ayrıca bu kadar konçita arasından yine gittin bu Buse. Neyse. Bakalım fotoğrafın fotoğrafından analiz yapabiliyorum. Çekiyoruz fotoğrafı. Çektik. Al şunu, al. Çarpacak yine çutu. Evet. Bastık. Ve... dondu. Donuk hala. Şuradan bir çarpıya basıp... tekrar giremiyoruz. Donuk bir şekilde kaldı. Hemen Türk usulü... bakıyoruz. Hala donuk. Ayrıca ısınmaya başladı. Niye böyle oluyor bu? Bayağı bu ne abi, bu ne? Lan bir şeyler çıkıyor. Şişt, Desmo. Abi bir şeyler yapsana. Lan yanıyor bro. Patladı.
Konçitomatik. Konçitomatik patladı. Gül gibi konçitomatik gitti. Ya bro, parasını boş ver, sen ne yapıyorsun abi? Veri tabanı vardı bunda ya. 3278 konçitalık veri tabanı gitti abi. Beni hiç mi sevmedin Nesfa? Hiç mi sevmedin? Çıkın konçitalı. Bak dedim Giacomo, ha? Makine bile yandı bu senin resmini görünce. Ben nasıl yanmayayım Giacomo? O bu senin de sevinse ben var. Gitti konçitamadık. Murat Boz'u arıyorum. Tanıyor musun sen Murat Boz'u? Vallahi bir çarparım fakir sümüğü gibi yapışırsın ha. Tanıyor musun sen Murat Boz'u? He, Tarkan'ı tanıyor musun ya? Yok, Murat Boz'u tanıyor musun ya? Al. Al Murat Boz'u arıyorum, al. Oğlum sen bu numaraları nereden aldın? Ha? İnternetten mi buldun? Ya ne alakası var Kaan ya? Ne alakası var? Ne internet ya? Benim çevrem geniş oğlum. Ben bu camiada tanınıyorum. Ulan madem internetten aldın, bul o zaman bana Hande'nin numarasını. Bul, Belkıs Akkale'yi bul. Hüner Coşkun'u bul. Fikret Akkale'yi bul, hadi bul. Alo Murat. Nasılsın abi? Alo diyor lan. Alo dedi. Ha, ne haber Murat? Yazgan ben. Nasıl numaranız kayıtlı değil ya? Nasıl numaramı kimden aldın oğlum? Abi sen verdin ya numarayı zaten. Türkiye'de kaç tane bariton ses var Murat? Saçma sapan konuşma. Bak dur dur, sana nakaratı mırıldamıyorum, dur. Gebe. Gebe. Hatırla... Buranın tricisinde bir sıkıntı var ya. Alo. Tünele mi giriyorsun? Ne yapıyorsun? Ha, sesin şimdi geliyor. Şimdi daha net, orada kal. Ya Murat ya, bak bir şey diyeceğim ya. Benim Kayseri'li bir arkadaşım var, Tahsin diye. Ha, o da benim gibi mimarlık okuyor. Yok, müzisyen değil o. Ya şey diyeceğim sana. Bir bak bakalım programına uygun musun ya? Ben bir pop şenliği düzenliyorum bizim kampüste. Ha? Belki gelebilirsin, bize eşlik edebilirsin, sahne alırsın ha? Yeni albüm yapacaksın. Yeni albüm çalışmaları. He, sıkıntı. Kimle çalışıyorsun? Şehraz... Garo abiyle. Anladım, tamam. Tamam, yapacak bir şey yok. Yok abi, gelemiyor. Ya bu camia küçük. Yüz yüze bakıyoruz sonuçta abi, yarın bir gün işi düşecek bana. Yüz yüze bakıyorsunuz. Lan sen Murat Boz'un değil, yüzüne bakmak, 100 metre yanına bile yaklaşamazsın. Ya ne alakası var Kaan? Bu ne kıskançlık ya? Ya tamam. Ya uf ya. Ya ben ne zaman mutlu olacağım ya? Ya ben ne bahtsız adamım ya. Ya millet askerde bile öyle photoshoplu fotoğraflar çektiriyorlar sevdiğine. Bende hiçbir şey yok. Ben de mi photoshoplu fotoğraf göndereyim ha? Ya adam orada tuvalet temizliyor ama gönderdiği fotoğrafta ağzında Rambo bıçağı, elde tüfek, kafada bandana, sanırsın komando. Ya ben alayım tabularımı Kayseri'ye geri döneyim, yapacak bir şey yok ya. Ya bir dur Tahsin, ne saçmalıyorsun ya? Ya oğlum bak, bizim önceliğimiz iyi birer mimar olmak. Lay lay lon falan değil. Yapma ya. Senin tuzun kur tabi. Üniversitenin başında kızı cebellezi ettin, attın kenara. Yoksa yok lay lay lon yapmayalım, mimarız biz, helal oy helal oy. Buna soran var mı? Ne yapıyorsun, nasıl gidiyorsun diye? Hayatında bir de Gazgan kardeşi var. Neyse lan tamam. Bu konser işi yatıyor o zaman. Ya bir durun ya, bir durun, bir durun. Siz daha Yazgan kardeşinizi tanımadınız. Ama yakında tüm Türkiye tanıyacak, bir durun. İşte artık tanısalar da bizim ne işkence çektiğimizi bütün Türkiye anlasa ya. Bir tanısalar da, Allah. Ne saçma sapan konuşuyorsun ya, ne saçma sapan konuşuyorsun sen. Şu kolpayı arayayım bakayım, dur. Kızlar, bu Selasya'yı gördünüz mü? Ben gördüm. Dün gördüm, derste senin yanında oturuyorlardı. Bunlar şey olanlar değil mi? Böyle bir tanesi uzun, öbürü böyle kısa, minik, onlar değil mi? Şimdi Ceyda, Yonca'nın anlattığı şekilde anlayacak vaktim yok. Kısa ve net bir soru sordum. Kızları gördünüz mü? Hayır, görmedim. Ama Kaan'ı arıyorsan Selin şu taraflarda bir yerde olacaktı. Aa, o ne demek şimdi? Kaan'ı arıyorsan Selin şu tarafları bir yerde olacaktı. Ne demek? Kızım, senle bunun yanına taşınınca artık havasından mı etkilendin, suyundan mı etkilendin bilmez. Böyle mantıksız mantıksız konuşmaya başladın. Yağmur, ben mantıksız konuşmuyorum. Kaan'ı arıyorsan Selin şu tarafta olacaktı diyorum. Çünkü sen de, ben de biliyoruz ki... Bir dakika.
Ben niye bilmiyorum? Çünkü sen de, biz de biliyoruz ki... Evet, ben de biliyorum. O ikisinin arasındaki ateş hala sönmedi. Evet, sönmedi. Bence biraz susar mısın? Tamam. Dolayısıyla her fırsatta bir araya geldikleri için... Kaan'ı Selin'in yanında bulabilirsin diyorum. Zor. Hakikaten zor. Yani... O Selin tikisine yancılık yapabilmek için günde 5 milyon tane saçmalık zırvalamak... Düşündüm de o hakikaten zor. Vallahi ben hiç zorlanmıyorum. Ben onu fark ettim. Ben onu başından fark ettim. Neyse, ben gideyim de şöyle sevgilinin boynuna sarılayım. Öpeyim. Ay, sarıl tabii ya. Şimdi bak Selin'e. Zamanında sarılamamış, doya doya. Şimdi içinde kalmış. Kız böyle yani ne yapsam, nasıl sarılsam diye kıvırım kıvırım ne yapacağım? Yancı hadi biz gel gidelim. Bu arkadaş da kendine böyle avutsun. Selin'le Kaan'ı bir arada görünce belki bizim ne demek istediğimizi anlar değil mi? Görüşürüz. Yancı. Yancı. Salaklar. Ne oldu? Kolpa da gelmiyor değil mi? Yok abi, gelemiyor çocuk. Yani yurt dışına gidiyormuş 2 aylığına eğitime. Konser monser veremeyeceğim diyor. Neyse abi, bu bizim pop şenliği olayı yalan oldu o zaman. Ya ben ne talihsiz adamım ya. Ya ben şu üniversite hayatımın bir kızın eli elime değmeden üniversite hayatım geçip gidecek ya. Ve ben o tabularımı da alayım böyle hiç yıkılmamış dimdik döneyim Kayseri'ye abi. Dur Tahsin, bir saçmalama Allah aşkına ya. Senin karşında Yazgan kardeşim var ya. Oğlum adam zaten o yüzden panik yapıyor. Karşısında sen varsın diye. O yüzden aldım abi. Karşımda Yazgan kardeşim var ama bana bir kız ayarlamışlığı mı var? Bir tavuğumu yıkmışlığı mı var? Yok. Sen var ya namkörsün oğlum, namkör, namkör. Nankör o. Nankör kedi var bir kere. Hayır canım. Herkes nankör diyebilir. Namkördür o. Hatta millet birbirinin içinde de nankör diye iddia eder. Namkördür o. Ayrıca hayvandan nankör değil, insandan namkör olur. Bu ne ya? Ben sizin yanınızda kendimi bu kadar yalnız hissedeceğimi hiç düşünmezdim ya. Hakikaten kaleci gibi yalnız hissediyorum kendimi yanınızda ya. Samsunspor'un siyahi kalecisi Allum Buker yalnızlığı bu ya. Bu ne abi? Bütün şutları kurtarıyorum, bir tane gol yedim, a**ım ya. Ya tamam oğlum bak, biz seni suçlamıyoruz ya. Bu işler öyle kolay değil. Ya koskoca organizatörler getiriyor mu oğlum bu adamları? Tarkan diyorsun yani. Ya Alpay falan desen eyvallah yani. Alpay mı? Altay olmasın o, bandanalı hani. Ya ne bileyim lan işte. Bilmiyorum ben, eskilerden o. Görüyorsun değil mi herifin bana yaptıklarını? Ha? Hakikaten tuttu fırlattı kalbime ha. Hakikaten harcadı beni. Ya o şarkıyı da çok sevenim ha, Gökçe söylüyor. He süper, Gökçe'nin şarkıları 10 numara ha. 10 numara 5 yıldız ha. Ya olur mu kardeşim ya, senin şarkı... He, hep o en iyi ha. Onun besteler fevkalade, harikulade, müthiş. Yazgınıkiler tırt, salla, pır, pır, çıta ha. Ya olur mu kardeşim? Senin şarkıların da çok güzel. Onları da çok beğeniyorum. Hatta Yazgan'ınkileri toprağa göm he. Ya hatta o gebe şarkının ben de yeri çok farklı yani. Çok ayrı bir yere koydum onu. Ha tabii. Bak o şarkıyı ben de çok ayrı bir yere koydum. Hatta ömrümün sonuna kadar da nereye koyduğumu hatırlamak istemiyorum abi. O kadar ayrı bir yere koydum yani. Şimdi ben hakikaten öyle ayrı bir yere koyacağım ki ha, ömrüm boyunca unutamayacaksın ha. Şuraya bak ya. Şaka lan oğlum, şaka yaptım tamam lan. Yapma ya, öyle mi Kaan? Hadi ara birilerini daha ara hadi. Ara be. Hadi ara hadi. Tamam lan. Size son kıyam. Gökçe'yi arıyorum. Ne? Gökçe'yi mi arıyorsun? Sen Gökçe'yi tanıyor musun? Kardeşim benim. Git! Git! Uzaktan sev beni ya, uzaktan sev. İstemiyorum abi bu kadar yılışıklık, istemiyorum. Birisi görecek, mazun olacağım senin yüzünden. Ne yapıyorsun ya? Zaten sizin gibi sıradan insanların yanında takılmaktan tiksiniyorum artık. Yapmayın şunu ya. Tam burası iyi mi? Sol yap. Bir dakika sağ yap. Az daha sağ yap. Tam biraz gel. Öyle dur, anahtar üzerinde kalsın. Heh tamam. Arıyorum Gökçe'yi. Gökçem ne haber? İyidir, senden ne haber? İyidir vallahi, ne yapıyorsun? Bildiğin gibi koşuşturuyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi bende, ne olsun ya. Var mı albüm albüm? Nasıl gidiyor? Ne yaptın? Ha? Yoksun bu aralar.
Ya oğlum ne albümü, ne Gökçesi, ne diyorsun, neyin peşindesin sen ya yine? Ya çiçek dalında güzeli sana veremem, Sıla'ya vereceğim onu, saçma sapan konuşma. Sezen'le ben papaz oluyorum ya. Gökçe niye her seferinde böyle yapıyorsun ya? He? He tontik, sana yine bir güzellik yaparım. 2-3 şarkı veririm sana ama çiçek dalında güzeli veremem ya. Sonra Sezen'le papaz oluyoruz Gökçe ya. Ya tamam uzatma, tamam çok konuştun. Bak şimdi ne diyeceğim sana. Benim üniversitede Tahsin diye bir arkadaşım var, Kayserili. Diyor ki Gökçe benim için bir numara diyor, tapıyor sana. He bak şimdi, ben bir bizim üniversitede bir pop şenliği yapacağım. He. İşte senin de çıkmanı istiyorum, senin de sahne almanı istiyorum. Ne diyorsun? Sıcak bakar mısın bu fikre? He? Ne pop şenliği oğlum? Neyin peşindesin sen yine ya? Sen ciddi misin? Oğlum bak geleceğim oraya, göreceksin gününü ha. Gelirim diyor. Allah! Şey diyeceğim, o süper oldu. Tamam. Git, git orada dur ya. O zaman şöyle yapalım. Ben yarın yine seni arayayım. Yeri, mekanı, saati bildireyim ha? Tamam. Gel yazganım. Tamam Gökçe'cim. Gel. Gel hadi sen. Uzatma hadi. Öf Gökçe'sin diye. Gel. Hadi bay. Tamam. Hadi. Geliyor mu? Geliyor. Oley be Gökçe geliyor. Gökçe geliyor. Oley. Gök geliyor. Ne dedim ben sana? Şeyde hocam gelebilir miyim? Cidem, ben böyle sabah okula gelmişken bir günaydın diyeyim, onu şey ettim yani. Yani bir de böyle hani akşam için, her şey için teşekkür edeyim ben. Sabah böyle hani bir günaydın, işin gücün de var şimdi tabii senin yoğun ama sabah günaydın deyip böyle ben gideyim en iyisi ya. Saçmalayınca içinden çıkan o şapşal çocuk hala orada demek. Öyle bir buz gibi duruyorsun ki ben anlamadım yani. Yani iyi mi davranacaksın, kovacak mısın anlamadım. Neden kovayım canım? Hayatımda şimdiye kadarki en romantik doğum günü hediyesini bana veren insanın düşmanım da olsa birazcık hoşgörüye hakkı var diye düşünüyorum. Bak şimdi yine aynı şeyi yaptın. Tabii yani düşmanın mıyım? Hani romantik hediye veren kişi miyim? Anlamadım yani maşallah sabah sabah bilmece gibi konuşuyorsun. Normalde sana nasıl davrandım belli ama. Tabii. Normalde sen bana ne bileyim şöyle davranırsın. Hani okul koridorunda azarlarsın. Yani çoluğun çocuğun öğrencilerin önünde rezil edersin falan ya. Yani bunlar artık bak ayı adiye oldu da yani hatırlatayım. Demek ki acıtıyor ha? Acıtmaz olur mu? Tırnaklarımı söksen daha iyi vallahi. Bak bu da fena bir yöntem değilmiş ha? Neymiş? Tırnaklarımı sökmek. Tırnaklar. Bak ya. Bir de benimle dalga geçiyorsun ha? Dili ya. Ya hayırdır? Bu sabah böyle bana karşı bir sanki böyle sıcak gibi böyle şakalar falan ne oluyor? Hiç gevşeme öyle Erman. Çünkü doğum günü hediyenin hatırına bir günlüğüne seni ezmeyebilirim. Bir gün. Bir günlüğüne yani. Benim senede bir gün mutlu olma hakkım var. O da senin doğum gününün ertesi günü öyle mi? Geleneksel hale geldi demedim bak. Sadece bu sene için. Ne iyi. Bak ben buna da razıyım. Bir günde olsa iyidir. Sen bana yeter ki senede bir kere bile olsa iyi davran. Ben onunla idare ederim. Merak etme. Kahve ısmarlayayım mı sana? Ah be falan içim rahatladı ha. Benim odaya sade bir kahve. Bak kahveyi sade içtiğimi hatırladın ya. İşte her şey tamam yerli yerinde. O zaman ben de yani itiraf etmeliyim. Neyi? Boş ver, boş ver. Aa, Erman yapma ya. Söyle. Ya boş ver, ben böyle duygusal bir adamım zaten. Böyle açılır saçılır, yayılırım iyice, boş ver. Aa, Erman. Yapılmaz ama öyle, hadi söyle. İyi, tamam. Peki, şimdi fark ettim ki ben böyle her sabah, her sabah okula gelirken evet. Böyle
ilk başlarda bir amacı vardı. Mimar olmak. Sonra bir fark ettim ki o amaç değişmiş. Neden? Artık mimar olmak istemiyor musun? Yok zaten o yani yolun sonu o zaten de o ayrı. Ben böyle çocuk gibi böyle heyecanlı böyle titriye geliyorum ya okula. Sonra fark ettim ki geliş sebebim o değil galiba. Neymiş geliş sebebi? Galiba ben okula senin için geliyorum. İşte gördün değil mi? Söyledim ben sana. Bak böyle ben yayılırım, hemen açılırım. Yok. Değil de. Ben senin aşk sözlü olmanı seviyorum aslında. Ama son birkaç zamanki tatlılığına rağmen. Evet, ne? Senin hakkındaki düşüncelerim değişmiş değil Erman. Ben hala senin güvenilmez, böyle aklı bir karış havada, bugün var yarın yok bir adam olduğunu düşünüyorum. Belliydi böyle olacak. Valla bak az önce aklımdan geçti. Hani kışt kışt yaptım kendi kendime kötü düşünce ama yok doğruymuş bak yani. Böyle her şey çok güzel bu sabah falan, rüyaymış. Hani beni gerçeğin kazığına oturttuğun için teşekkür ederim yani. Ne alakası var Erman? Yani çizdiğin profil bu neticede değil mi? Bu nasıl bir ceza ya Çiğdem? Yani biri birini vuruyor, birkaç bilmem kaç yıl sonra çıkıyor. Nasıl bir müebbet, nasıl bir ceza anlamadım ya. Ceza falan değil Erman. Ayrıca ben kötü bir şey de söylemiyorum burada. Sadece aklımdakini söylüyorum. Buna da bu kadar hakkım olsun yani. Neticede sen son iki günde böyle iki şirinlik yaptın diye bir anda yıllar öncesine dönecek halimiz yok Erman ya. Ben sana daha önce de söyledim Çiğdem. Ya ben yaptığım, söylediğim her şeyde samimiyim. Bak vallahi göreceksin. Umarım Erman. Neyse ben ortalığı daha fazla germeden kaçayım bari. Aman Yarman, otur yerine. Hemen şimdi çocuk gibi küsme Allah aşkına. Bak, kahven de geldi. Afiyet olsun. Sonra dedikodu falan yapmasın mı? Aşkım. Gel. Hı. Aşkım sana süper haberlerim var. Aa, neymiş o? Okulda bir pop şenliği düzenliyoruz ve tahmin et konsere kim geliyor? Kim? Gökçe. Ay, ben çok seviyorum bu kızı. Aynen ya, ben de çok seviyorum. Nasıl yani? Şimdi aşkım ya yani şarkısına, müziğine, sanatına. Güzelliğine falan değil ama değil mi? Ya tabii ki değil. Zaten bence o kadar güzel de değil. Yani benim burada dünyalar güzeli sevgilim varken ben ona mı bakacağım? Ne yapıyorsun abi ya? Şu adamın yanında sevgili muhabbeti yapmayı diye kaç kere söyleyeceğim ya? Vık. Hadi gidelim karşı. Ya nasıl ayarladınız bu işi? Ya Yazgan tanıyormuş Gökçe'yi. Aradı tamam dedi, o da anlamadım ben de. Aa, sen Gökçe'yi tanıyor musun? Oyde. Ya bunu bana sayıyla mı gönderiyorlar ya? Hadi gidelim Tersin. Ya çok mutluyum abi ya. Yazgan, Gökçe'nin kulisine de gireriz değil mi? Oğlum ne kulisi ya? Eğer arayıp ısrar edersen bizde bile kalabilir. Gerçekten mi? Ya kızlara ne forsumuz olur ha bizde kalırsa? Forstan ziyade şu poster işini halletmemiz lazım ama Ozan için nereden bulacağız? Yoksa bize çok pahalıya mal olacak. Ya parayı boş ver abi, yeter ki Gökçe gelsin ya. Şurada var Ozan için. Evet, baya gidiyor bunlar ya. E gitsinler. Yani. Kaan. Efendim aşkım? Senden bana bir şey hakkında söz vermeni istiyorum. Neymiş bakalım bu şey? Beni çok sevdiğini biliyorum. Yani bana bunu defalarca kanıtladın. Tabii ki aşkım, şüphesiz. Ama olur da bir gün benden... Hop! Ya ne biçim laf şimdi o ya? Bir saniye. Sözümü kesme, lafımı bitirmeme izin ver. Bunu söylemek benim için de kolay değil. Peki.
Dinliyorum, tamam. Bak. Bir gün benden vazgeçersen, benden sıkılırsan ya da beni sevmediğini fark edersen lütfen bana bunu söyle. Evet, bu beni çok üzer. Çünkü ben seni çok seviyorum. Biliyorum daha genciz. Biliyorum önümüzde koskoca bir hayat var. Ama bilemeyiz ki. Yol ayrılıkları olabilir. Yağmur, ne olur böyle şeyler söyleme ya. Tamam, kapat konuyu hadi. Hayat bu Kaan. Belli olmaz ki. Ne zaman ne getireceğini bilemezsin. Belki fikir ayrılıkları, belki yol ayrılıkları getirebilir. Ama her ne olursa olsun, biz ne yaşarsak yaşayalım, ben seni benim Kaan'ım olarak hatırlamak istiyorum. Benim. Bugünkü gibi. Şimdiki gibi. Karşımda duran Kaan gibi güvendiğim, sevdiğim Kaan olarak hatırlamak istiyorum. Ne olursun benim kalbimi kıracak bir şey yapma. Beni üzecek bir şey yapma. Eğer bu darbe senden gelirse, ben her şeye karşı, herkese karşı inancımı yitirebilirim. Aşkım, ya şimdi ben senin bu konuşmayı neden yaptığını az çok tahmin edebiliyorum. Yani Selin. Ama endişe edilecek bir durum yok. İnan bana. Bak, sana olan aşkım üzerine yemin ederim ki seni hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayacağım. Söz. Hadi, asma suratını ya. Çocuk gibisin yani. İki laf duyunca çöküyorsun hemen sen de. Sen beni tanımıyor musun Çiğdem? Ben hassas, duygusal bir adamım böyle. İki lafla küt, yıkılır giderim ya. Ama kötü de laf etmedim yani. Alt tarafı bana güven vermiyorsun dedim. Başka bir şey demedim. Ama ben de sana diyorum ki bak, göreceksin zamanla. Tamam, tamam. Bu konuyu kapatalım. Ben sabah odama giren o heyecanlı, enerjik, hatta heyecandan elini kolunu nereye koyacağını bilemeyen o çocuğu görmek istiyorum. Sahi mi? Heh, böyle işte. Vallahi beni pelte gibi yaptın ha. Nasıl bir dengen var senin ya? Bir öyle bir bak, jöle gibi oldum ha. Böyle malzeme bilgisi dersinde olur ya, böyle tel çekme, haddeleme vardı ya, böyle tel çekme, haddeleme, çeliği bile böyle çek bırak, çek bırak, çelik bile yayılır, yumuşar. Yumuşadım şu anda. Ne komiksin ya. Alemsin Erman ya. E normal, çünkü aramızda belli bir mazi var, kimya var, eski dostuz. Onun için keyif alıyoruz sohbetten. Sahi, annem baban nasıl? İbrahim amca toparladı mı? Ha, babam toparladı, annem de iyi. İşte yaşlanıyorlar, tahmin edersin. İşte her zamanki gibi babamla hala didişiyoruz, anlaşamıyoruz. Ha, kaç yaşına geldi? Hala nasıl huysuz bir bilsen. Onun huysuzluğundan anlaşamıyorsunuz yani. Ya ben senin neyi ima ettiğini anlıyorum da, vallahi ondan değil. Benim suçum yok yani. Ya, evde annem olmasa her gün bir problem çıkar ha. Ya, torun torbaya karıştı. Huysuz, huysuz, hala huysuz. Torun torba sahibi mi? Yaşlandı. Torun torba derler yani, böyle yaşlandı anlamında söyledim. Torun torbaya karıştı. Yaşlandı yani. Yıllardır görmedim onları. Hastanede de göremedim. Özledim biliyor musun? Annemlerimi özledim. Babamları özledim. Hmm. Sen beni bırakıp gidince... Ya, öyle deme. Öyle deme. Ben sadece seni bırakıp gitmedim. Ben ailemi, annemi, babamı, onları da bıraktım. Öyle deme. Peki o zaman düzelteyim. Sen hepimizi birden bırakıp gidince onlar bana çok destek oldu. O kadar çok yanımda oldular ki.
Hep beraberdik ki sonra ben yavaş yavaş ayağımı kestim. Doğru olmadı çünkü. Onları da üzmek istemedim, anlıyor musun? Ben tek başıma gittim. Arkamda bir sürü insanı bıraktım. Ben şair der ya, aslında gidendir kalan. Biliyor musun? İbrahim amca ile Münire teyzeyi ziyarete gelmek istiyorum. Nasıl? Annemleri mi ziyaret etmek istiyorsun? Hı, bir ellerini öpeyim. O kadar sevinirim. Yani o kadar çok sevinirler ki buna. Çok iyi. O zaman hatta bu hafta mesela bir akşam geleyim. Tamam tamam. Anneme de haber ver. Böyle bir şeyler falan hazırlar annem. Aman sakın ha, durduk yerde şimdi yorma kadını. Hiç girmesin zahmete falan. Ben şey yaparım. Bir akşam böyle bir iki dakikalı hatta aniden gelirim. Olmaz. Yok. Aniden gelme. Patlaya gelme öyle. Olmaz. O olmaz. Gelme öyle. Ne olmaz ya? Neden olmaz? Yani aniden gelme. Başkası olur. Evde başkası olmaz öyle. Olmaz öyle. Aman kim olacak sen annem babandan başka? Sanki öyle acayip misafirleriniz mi var? Ya yok şimdi. Onların geleni gideni olur. Bir de zaten bırak onu. Yani haber vermeden gidersek ikram falan hazırlık yapamaz annem. Çok üzülür vallahi. Ondan söyledim yani. Öyle de haberli olacak o iş. Olmaz. Peki o zaman şöyle yapalım. Hafta içi bir gün ben bir programıma bakayım. Size de uyuyorsa öyle haberli gideriz. Tamam. Harika olur. Harika olur. Ben seni alır götürürüm eve. Tamam? Tamam. Var ya bana sabah hediyesi oldu. Beni o kadar mutlu ettin ki Çiğdem. Yani çok uzun yıllardır şu okula geldiğim, yani başladığım ilk andan itibaren en mutlu olduğum gün bugün ya. Alt tarafı iki arkadaş sohbet ettik. İyi de oldu. Hadi geçireyim seni. Teşekkür ederim. Çiğdem, günün ilk günaydını söyleyen şanslı isim ben olayım istedim. Maalesef. Senden önce o düşünüldü ve Çiğdem Hanım'a günün ilk günaydını takdim edildi benim tarafımdan. Senin ne işin var burada ya? Ya insan okulunda dekanıyla şöyle iki çift laf edemez mi? Edemez abicim. Senin dersin versin yok mu? Ya bir de Çiğdem'in işleri ters gidecek. Sabah sabah gördüğü ilk surat senin gudube suratın. Ben şimdi sabah sabah işi gücü bırakır senin o sıfatını suratını bir değiştiririm. Hani söyleyeyim de. Saçmalamayın beyler. Ya bırakın bu işleri Allah aşkına ya. Neyse. Ben kaçıyorum. Kahve için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle. O işi merak etme yani ben seni alır götürürüm. Ha tamam haberleşiriz. Okey. Çiğdem ne işi? Bu almalar, götürmeler, geri getirmeler falan ne oluyor? Ya yok bir şey Nazım. Bırak Allah aşkına. Eski bir konu bu yani. Hiç üzerinde durulacak bir şey değil. Geç otur şöyle. Hadi sakin ol. Abartma. Conchita'm. Nasılsın? Ay sana ne ya? Nasılsın, nasılsın? Doktor musun sen? Doktoruz. Aşk doktoruyuz biz. Ya Cakum'a bak ayıp oluyor yengenin yanında. Minnak bacı sen de yanlış anlama. Buse, bak böyle ayrı gayrı olmuyor mu? Seninle birlikte olmak istiyorum. Hop 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 hop. Höst. Ya yanlış anlama ya. Hani hep senin yanında olmak istiyorum anlamında. Ya bro, aşkın yan etkileri vardır abi. Yol yakınken vazgeç bak. Acı çekeceksin ya. Şu an sensin o yan etki Cakum'a. Bak ilk defa abi. Tahminimce son kez arkadaşın aynı fikirdeyim. Ya vazgeç bu sevdadan ya. Ay ben senin ağzını öpeyim Asiye ya. Bir tane çakarım var ya. Ya yok ya öpeceğim derken şey Türkçedeki deyim. Ya ikiniz de karışmayın ya. Ben Buse'ye aşkımı ilan etmek istiyorum çünkü. Ay duydun mu ya? Aşkını ilan edecekmiş bana. Evet. Yalışmasana kızın hemen ya. Ver Cakum'u. Al. Ben aşkımı ilan ediyorum diyorsam yalan söylemem. Tüm cihanda ve yurttaki kızlar sana aşık olduğumu biliyor artık. Vallahi deli bu çocuk ha. Böyle üşenmemiş gitmiş. Tam sayfa ilan yapmış ya. Yani benim sevgime bir ilan yetmez. Tam olarak 1,5 sayfa. İnanmıyorum ya. Ver bakayım. Yalan ya. Saçma sapan bir saçma sapan bir ilan. Ama çok güzel ya. Ay çok teşekkür ederim. Bir de çöktü.
temsil. Sene sonu temsili var. Hepinizi bekleriz. Prova yapıyoruz şu an. Koridorda geçiyor. Canım benim. Ne bakıyorsun? Temsil. Canım benim. Evet, provaya devam edebilirsin Despo. Seni seviyorum Buse. Ne olur artık evet de. Por favor. Evet de, evet de, evet de. Bu ne ya? Referandum mu yaz? Çok tatlı ya. Yetmez ama evet. Ya sus saçmalama ya. Ya bana bak çocuk, üzüyorsun bu kızı ya. Daha da üzeceksin. Ya defol hayatımızdan ya. Evet abi, evet. Sen bu kızı üzersin abi. Ben her şeyin farkındayım. Görüyorum, görüyorum. Ya sen bir sus Çakuma ya. Ha? Sus. Bak. Gel Buse, son kez gözlerimin içine bak. Ve söyle ne gördün. Dur bakayım. Al şurada bir kirpik var. Bakayım. Tek mi çift mi söyle? Bizim gibi çift. Bakıyoruz. Aa, tek. Aynı senin gibi. Bundan sonra kalacağın gibi. Yani Desperado'cum. Çünkü sana inanmıyorum. Ya hayatımda hiç kimse yok diyorum Buse'ye bak. Bir tek sen varsın. Ha o etrafımdaki kızlara da bakma. Onların hepsi bacım, hepsi kardeşim. Ya bak Buse, bir daha hayatımda bir kızla tanışmak nasip olmasın ki kimse yok hayatımda. Aa bir dakika. Bir dakika, çok büyük yemin etti. Çok büyük yemin etti. Ayağını kaldır. Ayağını kaldır, böyle yap. Böyle yap ayağını. Niye? Oğlum yeminini bozsana çabuk. Çakma. Bir dakika ya. Madem durum böyle, ben o zaman sana inanıyorum Desperado. Yemin olsun ya. Evet abi, yeter. Yeter. Burama kadar geldi ya. Conchita Mati de bozdun zaten. Aha. Ya amigoların en salağı. Bir sussana ya, sus. Conchitamatik ne ya? Conchitamatik ne? Ya benim bu Conchitamatik'le bir ilgim yok. Bu salak bir kız sallamak için hani bu programı yüklemiş. Ama o da yandı zaten. Ya sana inanmıyorum Desperado ya. Ya sen hala kızların peşinde mi koşuyorsun? Ya, ya yine beni kandırıyordun işte. İnanmıyorum sana. Bak yanlış anladın Conchita. Benim de canım yanıyor. Seviyorum seni. Sana verdiğim canlar yandı zaten Desperado. Game over yani. Bir sonraki yılını asla göremeyeceksin. Pis. Evet. Lan amigoların en salağı. Beğendin mi yaptığını? Yani aslında vallahi çok beğendim. Yani sen buraya. Gel. Gel lan buraya. Gel. Bro saçmalama ya. Çekil lan buraya. Kaan. Efendim aşkım? Sana bir şey soracağım ama bana dürüstçe cevap vereceksin. Tabii ki aşkım, ben sana ne zaman yalan söyledim ya? Ya tamam ama dürüstçe cevap vereceğim, söz. Heh, sor. Yani ne cevap verirsen ver, ben kızmayacağım. Sadece merakımdan soruyorum. Aşkım ama sen böyle deyince ben cevabım ne olursa olsun bana kızacakmışsın gibi hissediyorum. Ama yine de sor. Bak şimdi. Diyelim biz çıkmıyoruz. Yani biz çıkmıyor olsaydık. Hatta tanışmamış olsaydık. Hatta ben bu okulda olmasaydım diyelim. Ama siz Selin'le bu okulda okumaya devam ediyorsunuz tabii. Sen Selin'le tekrardan bir araya gelmeyi düşünür müydün? Aşkım sen niye kafanı böyle şeylere yoruyorsun ya? Senden bana cevap vermeni istiyorum. Eğer öyle bir şey olsaydı Selin'le bir araya gelmeyi düşünür müydün, düşünmez miydin? Düşünmezdik aşkım, gelmezdik bir araya, oldu mu? Ya dürüstçe cevap istiyorum Kaan ben senden. Kızmayacağım diyorum ya. Ne yani? Hiç mi geceleri böyle başını yastığa koyduğunda düşünmüyorsun acaba? Yani böyle eğer yağmur olmasaydı ben Selin'le olur muydum, olmaz mıydım diye hiç düşünmüyor musun? Peki. Dürüstçe bir cevap mı istiyorsun? Evet. Kızmayacaksın ama. Kızmayacağım. Söz? Söz. Tamam. Cevabımı veriyorum o zaman. Akşamları başımı yastığa koyduğum zaman
Acaba Yağmur olmasaydı biz seninle tekrar bir araya gelir miydik diye düşünmüyorum bile. Çünkü ben akşamları başımı yastığa koyduğum zaman böyle bir anda yerimde sen beliriveriyorsun. Ondan sonra ben o günün gerçek olduğunu düşünerek böyle mis gibi dalıyorum uykuya. Aşkım. Aşkım. Umarım kızdırmadım seni ha. Yalnız bak Yağmur. Bir daha bana şu aynı apartmanda oturmaktan bile rahatsız olduğun kızla ilgili abuk sabuk sorular sorma. Cidden geriliyorum çünkü. Sormam. Selam arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz bakayım böyle burada mır 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 mır? Herhalde dersler hakkında konuşuyorsunuz değil mi? Söyleyin bakayım ben de duyayım. Tabii canım dersler hakkında konuşuyoruz. Başka ne hakkında konuşacağız? Neyse ben o zaman kızların yanına kaçayım. Ha iyi olur iyi olur. Ben de Kaan arkadaşımı özlemiştim. Ne zamandır muhabbet etmiyorduk. Kaan arkadaşımla şöyle iki muhabbet ederiz. Ha öyle. O zaman Erman arkadaşım şöyle yapalım. Siz Çiğdem Hoca'ya dersler hakkında bir şeyler sormaya gittiğinizde bana da bir haber verin olur mu? Ya da vermeyin. Siz giderken ben zaten görür gelirim. Ne haber? Senden ne haber? Nedir be? Nasıl olsun? Bu muhabbet böyle uzar gider. Dersi kaçırmayalım. Hadi bana eyvallah. Hem muhabbeti sabote ediyor, hem tavırlara bak. Ben hiçbir şey anlamıyorum bu insanlardan ya. Biz geldik. İyi haberleri alayım. Operasyon başarıyla tamamlanmıştır tatlım. Operasyon mu? Ne operasyonu? Ay sen yüzüne estetik operasyon mu yaptırdın? Hayır Yonca. Nereye yaptırdın? Yonca keser misin sesini? Burada kız bir şey anlatmaya çalışıyor değil mi? O kestiriyor. Ben sesimi kesiyorum. Ben onun sesini sonra komple keseceğim de. Kıskanç. Aynen söylediğin gibi tatlım. Nifat tohumlarını özenle ektim. Suladın mı peki? Hayır Yonca. O zaman çıkmaz ki. Eğer planım istediğim gibi giderse yarın bu saatlerde Kaan bekar bir erkek olacak. Saat kaç? Bilmiyorum Yoncacığım. Utanmamız lazım. Tabii bu bekarlığın çok uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim. Aa Gökçe konseri varmış ya. Gidelim mi? Gideriz tabii. Kızlara haber verelim o zaman. Ya Gökçe'cim saçma sapan konuşma. Tabii ki bestelerimden sana vereceğim ya. Ya ne kadar güzel oldu afişler değil mi Kaan ya? Ya Gökçe geliyor okula. Hem Gökçe Yazgan'ın arkadaşı. Yazgan'ın arkadaşı olduğuna göre benim de arkadaşım sayılır. Yani biz Gökçe'yle dolaylı olarak arkadaşız. Oo Tahsin o çok dolaylı bir yollama ya. Yani biri paralı yol, biri normal yol. O kadar dolaylı yani. Olsun abi kendimi arkadaş bulmanın yolunu buldum işte. Ya tamam Gökçe'cim tamam tamam. Hadi kapat. Sezen bekliyor telefonda hadi. Tamam hadi hadi tamam. Mekanı saati bildireceğim. Hadi kapat hadi bay. Bay canım. Tamam demin geliyor. Oğlum arada Yazgan kardeşim var. Tabii ki tamam bitti. Şşş Yazgan. Oğlum makine işin içinde bir numara yok değil mi? Bir numara var abi. Bir numara var. Al. Gökçe'nin numarası var. Al ara konuş. Al Tarkan'la da konuş. Al ya ara konuş. Ya oğlum kimseyle konuşmayacağım. Kendim için demiyorum ben. Tahsin o kadar heves etti çocuk. Ayrıca bana bak. Eğer bir daha bizi millete rezil edersen seni elinden hiç kimse alamaz haberin olsun. Yapma be oğlum ya. Paranoya yapma be oğlum. Ne alakası var? Yapma be oğlum. Ya ben çok mutluyum ya. Yazgan Allah razı olsun kardeşim ya. O afişler için verdiğim 1000 lira da feda olsun. Ne? 1000 lira mı? Tahsin bir sussana ya. Bir sus. Ya yapmayın. Şu benim yanımda... Benim yanımda para falan konuşmayın. Ben sanatçı adamım ya. Sanatçı adamın yanında para konuşulmaz. Gidin menajerimle falan konuşun ya. Şşş, gel gel gel. Ya yapmayın şunu ya. Gel. Neyin menajerinle konuşuyoruz? He? Yazgan alo. Bana bak. Oğlum sen bu afişler için 1000 lira para mı aldın bu çocuktan?
Ne yapıyordum abi ha? Ne yapıyordum? Bak bunda milyon tane renk var. Eskisi gibi 4 tane renk değil. Bu tamamen başka bir baskı. Bak vaktin var mı? Sayayım renkleri bak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ne yapıyorsun oğlum? Tamam sus. Kaç tane baskı? Bundan? He. Bundan 10 tane bastırdım. 10 tane milyon renk dijital baskı. 10 tane. 100 lira mı verdin sen şunların tanesine? Yani evet abi yani tamam hani biraz kazıklandık evet. Ama ne yapalım abi vakit yoktu yani. Hemen bastırmamız lazımdı. Ha, biraz pazarlık yapsam 50'ye inerdi. Hani maksimum 98 lira olurdu ama ancak işte 100 lira oldu. Yazgan çocuğun parasını geri ver. Kaan saçma sapan konuşma, ne demek 1000 lirasını geri ver ya? Oğlum bak sana 1000 kere dedim şu çocuğu kandırma diye hadi. Abi ne kandırması saçma sapan konuşmayın ya. O 1000 liranın içinde üçümüzün konser bileti de var ya. Yapmayın ya of abi ya. Çok sağ ol kardeşim. Ben kendi konser paramı kendim veririm. Ver çocuğun parasını hadi çıkar. Ya size yuh ya. O kadar Gökçe'ye getiriyorum. Of ya. Of of of. Lanet git. Al. İnadına sahilde. Al. Al. Lanet git. 700 var burada. Ne bekliyordun abi? Yuh abi yani. Yani 300 lira tuttu ve benden 1000 lira mı aldın sen? Kaç para vardı benim cebimde biliyor musun? Biliyorum abi. Kaç? 1 liram bile yoktu. Taksiye binerken öyle dedin. Tamam hata bende. Ben ayrıntı veriyorum. Taksiye binerken param yoktu. 1 lira falan filan dedi. Ben... Yani ne yapayım yani şimdi? Tamam hani ayrıntıyı verdik okey. Tamam, hep bu ayrıntılar yüzünden kavga ediyoruz. Yoksa vermesem o ayrıntıyı, o gizli ayrıntıyı vermesem... ...kavga edeceğiz, ne dövüş edeceğiz birbirimize. Dağılacağız evde. Tamam salla gitsin. Hata bende. Ha, hata bende dedin, olay kapandı öyle mi? Yok abi, kapanmadı olay. Olay malay. Kapanır mı abi? Saçmalama. Bak ben şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Gökçe kardeşi arıyorum. Diyorum ki gelme konsere. Bitti konser, iptal. Yapma, Yazgan. Sus. Sus abi. Yazgan bunu da al. Kapıların ilk numarama kaldı. Yapma, Yazgan. İstemiyorum, istemiyorum. Gökçe neredesiniz? Yapma, dur. Yazgan. Tamam, dön. Uzun Doğan'a dön, hadi. Lan Tahsin, sana her şey müstahak bak. Soyup soğana çevirsin müstahak. Sen ne yapacaksın bu kadar çikolatayı? Ne yapacak? Yine depresyona girmeye hazırlanıyor Buse. Yuh! Al bakalım. İster misin? Küçük kaya sende ister misin? Olur ama beyazından ver. Al bakalım. Oo! Dur bakayım dur. Hişt! İster misin? Al bakalım. Teşekkürler. Sen de ister misin? Zaten vermeyecektim. Erkek değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Biraz önce Desperado'yu reddetti. O yüzden böyle. Ne? Desperado sana ilanı aşk mı etti? Sen de mi yazdın ilanım? Ne ilanı be? Geliyor. Tat 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 tat. İnanmıyorum. Yarım sayfa ilan mı bastırmış? Yarım sayfa değil ya. Bir dakika dur ya. Bu daha çöktü. Tat 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 tat. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuğun seni elde etmek için yapmadığı şey kalmadı be. Kalmadı vallahi. Sinsi İspanyol. Sen nereden? Ne cevap versin ya? Vallahi ağzını payını verdi, yolladı. Aferin benim arkadaşıma. Desperado'yu red mi edermiş? Ne red edeceğim be? Bana bak, şuna mı var? Gerçi ben başımı daha çok taşlara vuracağım onu reddettiğin için ama. Tabii tabii. Çikolata mı yedin? Şunlar versene. Aa, kızlar bakın konser var. Gökçe'nin konseri. Ay ben bayılıyorum bu kıza. Ya ben de çok seviyorum ya. Yazgan ayarlamış konseri. Yazgan mı ayarlamış? Evet, o tanıyormuş işte, o organize etmiş. Yazgan Gökçe'yi mi tanıyormuş? Evet. Birileri de Yazgan'ın adını duyunca heyecanlandı. Ne alakası var ya? Allah Allah, kim getirirse getirsin Gökçe sonuçta yani. Ben onu çok seviyorum. Bütün şarkılarını ezbere biliyorum, o yüzden öyle söyledim. Ya kesin gidiyoruz değil mi? Herhalde. Taş gibi kızlarız biz be. O salona gireceğiz ve dolup taşıracağız orayı. Harikayız biz. Süperiz. Ay! Gökçe'nin konseri varmış. Gider miyiz? Hayır gidemeyiz çünkü ben Selin'siz hiçbir yere gitmem. Ya tamam, Selin'e de haber veririz. Ya ne güzel gideriz işte hep birlikte. Ya giderdik, giderdik ama... Selin'in gözü bizi artık görmüyor ki. Aa geçmiş olsun. Ne oldu? Bir şey mi olmuş Selin'in gözüne? Hayır Yonca, olmadı. Ama sen biraz daha saçmalamaya devam edersen senin gözüne bir şey olacağı kesin. Neyse, onu demiyorum canım. Hani artık ihmal ediyor bizi. Sürekli eski sevgilisi Kaan'la birlikte. Bence Kaan da suç. Sürekli Selin'i arıyor. Çok üstüne düşüyor. Ay, bu Kaan da bildiğin salakmış ya. Hayır, niye devamlı arıyor ki kızı?
Ya sonuçta bunlar aynı apartmanda oturuyorlar. Nasıl bulamıyor ki yani? Ben şöyle... Saçmalıyorsun artık. Sen saçmalama. Hayır, sakin. Yonca hadi gidelim de biz Kaan'ı bulalım. Niye? Şimdi biz Selin'i aramıyor muyduk? Kaan'la niye geri döndük ya? Çünkü Selin neredeyse Kaan da oradadır. Hani yapışık ikiz gibiler. Hadi biz derse gidelim de Selin'i bulalım. Ay! Çok zekice. Ya bırak. Tamam. Sakin ol ya. Bırak. Kaan. Nasılsın aşkım? İyi aşkım, sen? Neredeydin aşkım? Kantinde. Tek miydin aşkım? Yok. Kimleydin aşkım? Aşkım ne bileyim ben, 400-500 kişi vardı kantinde. Bu 400-500 kişinin içinde tanıdık var mıydı? Yaklaşık %80. Verdiğin bu oranlamaya göre kaçı kız, kaçı erkekti? %50-%50. Ya aşkım senin derdin ne? Sen neye taktın bu kadar kafayı? Ya bak Kaan, ister kadın güdüsü de, ister ne diyorsan de, benim içime bir kurt düştü. Tamam anlaşıldı. Bu senin içine düşen kurdun adının Selin olma ihtimali var mı acaba? bu konu biraz fazla. Ödül olmaya başladı, hadi gidelim. Nereye? Yürü gidelim. Ha tamam. Görüşürüz. Yürü. 160 kız. Evet. Cevap veriyorum. Evet. Bu içime düşen kurdun adı Selin. Kaan. Sen eminsin değil mi? Hı? Eminsin. Yani aranızda artık hiçbir şey kalmadı. Yani bu biten, küllenen aşkınız yeniden alevlenmez. Değil mi? Sen eminsin bundan. Eminim aşkım. Bitti gitti ya. Ha öyle mi? Öyle aşkım. Bak çocukluk hevesiydi. Bak çocukluk aşkıydı, yaz aşkıydı, aşk falan demiyorum. Çocukluk hevesiydi, geçti gitti. Bitti her şey yani. Ha sorun yok o zaman. Yahu yok. Siz erkekler var ya, hep böylesiniz işte. Nasıl? Ne nasıl ya? Selin senin için bitmiş olabilir. Ben buna bir şey zaten demiyorum. Ama Selin sana hala aşık. Neyse. Derse gidelim de geç kalmayalım bari. Hayır. Hayır şimdi millet bana aşık oluyor, Selin bana aşık. Yine suçlu ben oluyorum, öyle mi? Bir dinle, bir dur, nereye gidiyorsun ya? Ben aşık değilim ki, o bana aşık. Of yazgan ya, of yazgan ya. Ben ne yapacağım şimdi ya? Millete Gökçe gelecek diye aldık paralarını. Konser günü yiyeceğim ya. Ne alaka ya? Bu Gökçe'nin şarkısı ama Gökçe söylemiyor. Söndü. Benim pabucumun ucuyla eze eze geçti ve gitti. Kim sardı hep aynı sahneyi oynadık durduk keyfince. Arada bir canı canın ama hiç kimsesi oldum. Çok yoruldum sağ sola yapamadım durdum. Görünce teslim oldum. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Tutup fırlattı kalbimi. Selam Asya, ne haber? Selam. Tuz falan mı lazım onun? Ya ne tuzu ya? Siz
Senin canın mı sıkkın? Ya işte gibi yani. Şu bizim hani düzenlediğimiz konser gecesi vardı ya. Evet, Gökçe konseri. Ne oldu ki? Ya ne Gökçe konseri? Ya Gökçe'ye o kadar para verdim, gelemeyeceğini söyledi ya. Yok turnem murnem var diyor, gelemeyecek konsere. Ne yapacağım ben şimdi? E ne yapacaksın, ne diyeceksin okuldakilere? Diyecek bir şeyim yok yani. Eğer bir şey dersem linç ederler beni. Yok canım, ben varken sana kimse bir şey yapamaz. Ya bir şey diyeceğim. Bu dünyada beni tek önemseyen insan sensin Asiye ya. Ben buna inandım ya. Ben seni önemsiyorum tabii, çok önemsiyorum. Da ben herkese önemsiyorum Yazgan, biliyorsun yani. Ya madem beni bu kadar önemsiyorsun, senden bir şey rica edeceğim. Bak ne olur beni kırma. Bak senden sadece bir şey rica edeceğim ama beni ne olur kırma. Beni ne olur kırma Asiye. Ya tabii ki yaparım. Da ben sana nasıl yardımcı olacağımı bilmiyorum ki. Ne yapabilirim ki senin için? Ya senden... Konser gecesi Gökçe kılığına girip sahneye çıkabilir misin? Kim? Ben mi? Evet sen. Ben. Ya sen! Kızım sen! Bir de slogan bulmuş kendine. Ne sloganı? Dur kendi söylesin. Şinasi! Efendim abi. Bak Yağmur ablan yeni reklam sloganını merak ediyor. Söylesene bir. Söyleyeyim. Erman döner, Erman döner. Unutmayın, keser döner, sap döner. Gün gelir, Erman döner. Komik mi? Ben güzelmiş yani, ben şahsen beğendim. Babam beğendi mi? Yani Erman Usta biraz ketumdur bilirsin. Yani çok belli etmez duygularını. Oğlum daha nasıl belli edecek? O keseri sapıyla beraber sana yediririm demedi mi? Vallahi ben onu iyi anlamda şey ettim abi ya. Ne oluyor bakayım orada? He? Keserli saplı bir şeyler duydum. Şinasi o saçma sapan sloganı söylemiyorsun herhalde değil mi? Aa! Usta ben döneri ocakta unutmuşum da ona gideyim ben. Babacığım sen şimdi niye öyle söylüyorsun? Bak çocuk ne kadar güzel, böyle ne kadar güzel bir slogan bulmuş. Bir de biz seninle buna bir reklam filmi çektik mi? Mare efsane ol. Bak şimdi bir elinde böyle şey keser, bir eline döner bıçağı, öpeceksin. Keser döner, sap döner, gün gelir Erman döner. Ama Erman döner de bak. Keser döner, sap döner, gün gelir Erman döner. Böyle kendi etrafında böyle döneceğiz. Sen dalga geç bakalım, dalga geç. Siz ne yapıyorsunuz bakayım burada baş başa? Şu an ne yapıyor gibi gözüküyoruz? Oturuyoruz arkadaşım, otur Sinan. Elan, Sinan güzel oturun arkadaş da. Bak iş güç var değil mi? Malum Şinasi ortalıkta başıboş dolaşıyor. Ya Erman amca uzun zamandır göremiyordum Yağmur. Öyle biraz muhabbet edelim dedik işte. Evet, yani konuşuyoruz işte arkadaşımla, otur Sinan sen de. Çocuk zaten sabahtan beri Şinasi'leniyor burada senin yüzünden, reva mı yani? Sonuçta arkadaşıyım ben. İyi güzel evladım da bak sabah burada kim vardı biliyor musun? Asiye ile Buse. Söyledi. Maşallah ağzında bakla ıslanmıyor ha. Neyse evladım bu Şinasi'nin durumunu biliyorsun. Böyle durumlarda pot kırar, cam devirir. Sen bari kulağını gözünü dört aç da sobelenmeyelim. O da doğru. Neyse ya ben artık gideyim. Sinan hadi görüşürüz. Görüşürüz Yağmur. Konserde ne olup ne bitti bana uğrayıp anlatırsın artık. Ne konseriymiş bu? Gökçe'nin konseri. Çocuklar da oraya gideceğiz. Ha, ben biliyorum o çocukları. Kızım, tam şu vize zamanında çocuklarla gezmeler falan ne oluyor? Allah Allah, konser falan yok. Vaktin varsa git ders çalış. Baba şimdi ne alakası var bunun derslerle? Hadi, bana cevap verme. Seninle sonra konuşacağız, hadi. Ben biliyorum senin sonra konuşuruzlarını. Sonra konuşuruz eşittir. Sonra konuşuruz ama sen ben ne istersen onu yaparsın değil mi? Hadi, aynen öyle. Hadi bakayım, yürü eve, yürü eve. Eve yürümüyorum. Çabuk. Ben kızları ziyarete gideceğim. Azıcık uğrar gelirim. Geç kalmam, merak etme. Ha, hiç izin falan yok yani babacığım. Gidebilir miyim falan yok. Öyle gidiliyor yani. Hadi yürü sonra konuşacağım seninle. Gitmiyorum. Ortalık yerde abuk sabuk hareketler yapma. Komşular var, herkes görüyor. İyi günler Sayın Erman Döner müşterisi. Bugün arayan tam 10.000. müşterimiz olarak bizden bir adet spor araba, yanında bir adet boğaz manzaralı villa ve de bir adet tam 2 kişilik Maldivler'den tatil kazanmış bulunmaktasınız. Ver lan şunları, ver. Çık şuradan. Alo, arkadaş rahatsızlandı, hastaneye kaldırdık da.
Yanlış numara efendim, yanlış numara. Ne oldu ki? Ne oldu usta? Sinan, ben sana depo demiştim, hatırlıyor musun? Evet Erman amca. Böyle orada iki tane zincir var, direkt ayaklarında. Tamam. Ters. Ters. Şinasi geç. Ne oluyor geç ya? Git sosyalere bak Şinasi, geç. Öyle bakma Şinasi, karıştır, çevir. He. Konser gecesi Gökçe Kılığında benim onun yerine sahneye çıkmamı istiyorsun, öyle mi? Evet, ya bir şey diyeceğim, sen bu kızın bütün şarkılarını bilmiyor musun? Evet, bütün şarkılarını ezbere biliyorum da yani öyle sahneye çıkmalar falan yani yapamam, beceremem ben. Hem o fıstık gibi kız. Nereye fıstık gibi? Başlatma şimdi Gökçe'ye ya. Nereye fıstık gibi? Sen daha fıstık gibisin, daha güzelsin. Ağır ol şimdi, o kadar. Ya o tarz değil ya, o tarz değil. Genel manada söyledim. Hakikaten böyle mi düşünüyorsun? Ya evet. Ya kızım sen kendinin farkında değilsin ya. Ya bir kere başta Karadeniz kızsın ya. Şu gözlerinin güzelliğine bak, şu maviliğin derinliğine bak ya. Ya şu Allah'ın dağında bizi Karadeniz'in kızı olarak temsil eden tek kişi sen kaldın ya. Yapma Allah aşkına ya. Ya sen insanı ne kadar deli ettiğinin farkında değilsin Asya ya. Çıldırtma adamı ya. Yani çok teşekkür ederim Yazgan. Sen de çok yakışıklısın. Yani ben senin bütün bestelerini çok beğeniyorum, çok seviyorum. Ya bırak goy goy şimdi Asya. Ya şimdi mi geldi bestelerim aklına, şimdi mi geldi? Ben hep beğeniyordum ki. Ya bak kızım bak, hem sanattan anlıyorsun hem çok güzelsin. Ya gel kırma, gel şu işi yap. Ne olur beni kırma, beni. Ne olur kırma beni, ne olur kırma. Tamam. Ciddi misin sen? Evet. Oo, süpersin sen ya. Gerçekten çok süpersin. Bak, sana şu an bir şarkı yazıyorum. Bak, dur. Bana? Karadenizliydin, ıstakoz, kalamar, halamut, lüfer, lakerda. Dur, efsanevi bir beste geliyor. Dur. Dur. Hamsiyi verme bir buçuğa, palamutu satma Ağustos'ta. Çıkar üstünü, gel kol bastıya. Gerçi burası değişecek. Burası değişecek, hani kafiye olsun diye söyledim. Ha, tamam, normlara aykırı ama. Tava mısın yoksa ızgara mı? Tava mısın yoksa bulama mı? Tava. Pıs, 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 tava. Pıs, ta, tıkı, tıkı, ta. Tava. Pıs, ta, tıkı, tıkı, ta. Tava. Pıs, ta, tıkı, tıkı, çıkı, tıkı, ta. Pıs, ta, tıkı, tıkı, ta. Tava. Pıs, pıs, tava. Tık, ta, tıkı, ta, ta. Tava. Pıs, ta, Buse? Ne haber Buse? Ben hiç bölmeyeyim sizi ya. Ne bölmeyeceğim ya? Çekil şuradan. Selam. Selam. Selam canım. Ne yapıyorsunuz? Ne olacak canım, Allah Allah. Tuz istedi. Verdin mi? Yok. Buse dedim, markete gitti dedim. Marketten gelince vereceğim dedim. İşte vermedim yani, sen geldin. Ya salla şimdi tuzumuzu ya. Ya bu arada bak, bu konserle ilgili dedim de unutma, tamam mı? Konuşma be. Görüşürüz. Canım bay. Kendine çok iyi bak, tamam mı? Selam söyle arkadaşlarına falan. Hoşça kal. Şey yapayım ya, Yazgan, ver onları ben boşaltayım. Ben de sen ilk önce kendi içini boşaltız ya. Yazgan kapının önünde cispam cispam bilmem ne bilmem ne. Fısır fısır konuşmalar. Ben mi? Sorma soruna cevap verme Asya. Yok ya, ne alakası var? Hadi anlat bakalım. Ya ne anlatayım Buse? Geldi işte, tuzları kalmamış, tuz istedi. Ben de dedim, Buse dedim, markete gitti dedim. Marketten gelince dedim, ben sana veririm dedim. Bakayım, senin yanaklar böyle bir al al oldu. Hı? Heyecanlandın mı küçük kız? Ha? Yok ya şey, ben hasta oluyorum galiba. Çok üşüyorum biliyor musun? Sabahtan beri çok üşüyorum ben. Böyle. Ya ne hastası ya? Balıkları her gün löp löp yutuyorsun. Maşallah zindesin. Ya sen bir hasta olmuşsun ama bence Yazgan'a hasta olmuşsun. Ya yok öyle bir şey. Ya ne alakası var? Yok yani, bir şey yok. Hmm. Böyle Yazgın'a karşı bence bir şeyler hissediyorsun ha? Seviyorsun onu. Yoksa sana çıkmamı teklif etti? Ya Buse, aramızda bir şey yok diyorum. Biz onunla sadece arkadaşız. Yok bir şey. He yani şey, bizim aramızda arkadaşız. Çünkü sizinle Desperado gibi değiliz biz. Arkadaşız sadece. Desperado ya. Allah'ım yarabbim, saçma sapan bir şey ya. Nasıl böyle aşkını ilan etti bana? Değil mi? Vallahi nasıl da itiraf etti yani. Ben de çok şaşırdım biliyor musun? Gerçekten hiç beklemiyordum yani. Gerçekten mi? Evet. Yani belki de hayatındaki tek kız gerçekten sensin. Yani. De. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz tabii.
Aslında... benim bir fikrim var biliyor musun? Neymiş? Desperado benim numaramı bilmiyor değil mi? Ne bilecek ya? Sendeki numaraları ben bile bilmiyorum maşallah. Bir şeyler kafada. Ne yapsın? Bana bir şeysin ya. Zekan kimsin? Böyle bir şeyler yapıyorsun. Bu senin alakası var? Benim cep telefonu numaramı bilmiyor değil mi diyorum? Ha, yok. Bilmiyordur ya. Şimdi biz onun telefondaki bütün kızları sildik değil mi? Evet sildik. Tamam. Şimdi ben ona kendi cep telefonundan mesaj atacağım. Tamam mı? Ona böyle bir şey hazırlayacağız. Onu davet edeceğiz. Asılacağız. Tamam mı? Böyle güzel güzel şeyler yazacağız. Ondan sonra gelmezse zaten seni seviyor demektir. Gelirse de seni hala kandırıyor demektir. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ya sen ne tatlı bir şeysin ya. Ay çok şımarmıyorum ben ya. Neyse güzel planmış. Tamam. Ne yazacaksın peki? Ben biliyorum ne yazacağım. Tamam. Hadi. Ayakkabı çıkar. Yeni sildim. Olsun yardım edeceksin ya. Yokluğun beni benden aldı. Varlığın bir armağandı. Sen gittiğin günden beri bu despo yarım kaldı. Yokluğun bir armağandı. Varlığın bir armağandı. Sen gittiğin günden beri bu despo yarım kaldı. Bu despo aşksız kaldı. Sen gittiğin günden beri bu despo yarım kaldı. Bu despo aşksız kaldı. Bu despo yalnız kaldı. Bu despo aşksız kaldı. Despo mesaj geldi. Despo. Bu ne abi ya? Bu ne abi? Parasıyla rezil oluyor herif ya. Şu mimarlığı bitireyim, yemin ediyorum bu evi tekrar yapacağım. Bak okuyorum! Selam yakışıklı İspanyol. Üstünden yıllar geçti ama seninle yaşadığım o ateşli geceyi hala unutamadım. Vay 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 vay! Yakışır! Bu akşam bedenimin İspanyol işgaline uğrayışının 3. yıl dönümünü kutlayıp temsili olarak o geceyi canlandırmaya ne dersin? Arsız. Merve. Ah be Merveciğim ya. Senin haberin yok ya. Despo jübilesini yaptı. Kıyamam ben sana ya. Ah Despo ah. Şu golleri kaçırıyorsun oğlum haberin yok. Şu mesaj bana gelecekti var ya. Bir dakika ya. Şimdi Despo jübilesini yaptı diye ben de yapmadım ki. Ben bugün Despo olayım. Goller kaçmasın. Maksat ataklar boşa gitmesin yani. Tamam ben hallettim. Sen şey yapma. Al dışını. Unutamadım. Desperadon emrine amade. Yanına geliyorum. Bambaşka bir konseptle. Mesajları silelim de Despo görmesin. Nazım Hoca, Nazım Hoca. Erman, ha. Ben de seni çağıracaktım. Bu sınav notlarıyla bu okulu bitiremezsin diye konuşacaktım seninle. Dalga mı geçiyorsun Nazım? Ben bütün soruları tek tek cevapladım. Sonra cevapları kontrol ettim. Tahminime göre alacağım en yüksek not olacak. Ne yaptığımızı biliyoruz herhalde. Ha, itiraz ediyorsun yani. Peki. Bakalım bir. Sınav notları burada. Tut şunu. Ha, olur. Doğru. Hata yok. Düşük not. Nasıl düşük not ya? Ver bakayım şunu. Aa, her taraftan not kırmışsın hocam. Hak edersen kırarım tabii Erman'cığım. Nasıl hak edersen ya? İşte bak burada mesnet kuvvetlerini doğru cevaplamışım ama sen sıfır vermişsin, puan vermemişsin. Mesnet kuvvetleri doğru mu? Bak bakalım o kağıda. Mesnet kuvvetlerinin yönü belli mi? Bir tane ok koymamışım ama sayısal olarak cevap doğru. Vektörlerde yön önemlidir Erman'cığım. Sayısal olarak doğru, kabul. Ama ok koymazsan onun hiçbir değeri yok. Hoca, hoca. Ben bu işte bir kasıt ararım, kasıt. Ha,
Yani şimdi de dikleniyorsun. Öğrenci mahfesa. Diklenme falan yok. Ben sadece hakkımı arıyorum arkadaş. Senin bu okulda hiçbir şey hakkın yok Erman. Ne not olarak ne de devam et. Ya ben söyleyeceğimi söyledim. Çekil kardeşim yoldan. Hayır kardeşim çekilmiyorum. Ben hakkımı istiyorum. Bu nota itiraz ediyorum ben. Ben ne not verdiysem olur. Ben git kime şikayet edeceksene. Ben anlamam bak. Niye anlamazsın? Durun! Siz ikiniz ne yapıyorsunuz burada ya? Çiğdem hocam. Çiğdem. Koridorda, çocukların önünde hem de. Çocuk musunuz ya siz? İkiniz de derhal odama geliyorsunuz. Şimdi. Anladınız değil mi? Şşş. Selin, beni Yonca ile karıştırıyorsun, çok sinirleniyorum. Anladık. Kaan DVD'nin kablosunu takmak için gelince biz de yeni kablo alma bahanesiyle çıkıp kapıyı üstünüze kilitleyeceğiz. Şahane. Boğuldum, boğuldum. Şimdi nasıl oldu anlamadım ama benim çamaşırlarımın içine girmiş. Şaşırmadım. Al. Kaan da bunu takıversin artık. Şimdi Kaan'ın takıversin. Takmasına takar da. Ama maalesef. Ama bu kablonun ucu yok. Aa, ucu yok. Aa, ucu yok. Hay olsun. Ver sen bunu. Şimdi ben bunu yapıştırırım falan. Ben hallederim bunu sana. Yoncacığım, sen sakin ol. Hiç bunu takmana gerek yok. Hatta konuşmana bile gerek yok. Bak ne yapalım biliyor musun? Kaan geldiğinde sen mümkün mertebe konuşma. Ceyda ne yapıyorsa onu yap. Tamam. Bak sakın pot falan kırayım deme. Bak sakın pot falan kırayım deme. Yonca ne yapıyorsun? Ay Yonca ne yapıyorsun? Kızlar ne yapıyorsunuz? Şimdi sen bana dedin ya Ceyda ne yaparsa onu yap dedim. Ben de onu yapıyorum. Yonca adamı delirtme. Hangi adamı? Ceyda sen git Kaan'ı çağır. Tamam, çağırıyorum şimdi. Bekle. Böyle üstün başın. Böyle çağırma sen. Yonca sen git çağır Kaan'ı. Gerçekten mi? Ay ben bir çağırayım gerçekten. Yok çağırma, vazgeçtim. Ondan da vazgeçtim. O kadar plan yaptım suya düşmesin değil mi? Evet düşmesin, suya düşerse ıslanır çünkü. Hadi siz gidin giyinin. Kaan'ı ben çağırayım. Ben oradan çıplak mı gözüküyorum? Ceyda'cığım, siz Yonca ile beraber giyinin, Kaan'ı ben çağırayım. Bence de biz giyinelim Yonca'cığım. Nasıl giyiniyorsun bir bakalım. Görelim değil mi? Hadi. Çıplak mı? Değilsin tatlım, değilsin bir tanem. Gel. Vay, yengem gelmiş. İyi günler yenge. İyi günler. Hayırdır, Kaanlara mı? İyi, Buse'lere. Hadi hadi yeme şimdi bizi yenge. Kaanlar bu apartmanda oturmasaydı sen Buse'lere bu kadar sık gelip gider miydin? Sana ne oluyor? Hayır sana ne oluyor? Sen bu mahallenin berberi misin, muhtarı mısın, nesin? Beni yanlış anlama yenge. Ben kozmopolit bir insanım. Seven insanların yanındayım. Hem ben öyle gidip silahlara falan yetiştirmem. İşin gücün yok mu senin? Yok, işler kesat. Gel sana Brezilya fönü çekeyim. Yük. Ben kendi fönümü kendim çekiyorum zaten. Kala ya. Ya hadi Asiye. Hadi diyorsun ya şurada bile. Aa, Yağmur. Sen bize mi geliyorsun? Evet bir uğrayayım dedim. Siz nereye? İşte nereye olacak bu? Senin antin kutin işlerine koşturuyoruz. Ne işi? Ya bunun desperado yok mu? Ya ne benim desperado ya? Benim falan değil o. Nefret ediyorum ben ondan. Şey ben zaten onu maymun etmeye çalışıyorum biliyorsunuz yani. He tabii. Onu mamul etmek için yaptığımız planı uygulamaya giderken ki saçından, başından, makyajından belli ne kadar nefret ettin. Selamış mı? Evet de bir dakika. Ne planı bana da anlatın merak ettim şu an. Şimdi Desperado'ya yani çakma İspanyola bir plan hazırladık. Böyle şey yaptık, ona böyle mesaj attık tamam mı? Onu bana bırak. Neyse. Ne yaptın? Lan çık! Orada. Soldan geliyorlar, soldan. Faruk ne yapıyorsun ya? Selam. Selam.
Ya Kaan, ben bir şey rica edecektim. Şimdi biz kızlarla DVD izleyelim dedik ama bir türlü DVD'yi televizyona bağlayamadık. Acaba diyorum sen bize yardımcı olabilir misin? He. Ben yardımcı olayım diyorsun. Sen mi denedin, Yonca mı denedi? Yok yok, Yonca denemedi. Yani en azından televizyonun fişini taktık da denedik. Anladım. Yok yani. İlla diyorsun sen gel. Yap diyorsun. Tamam, o zaman iki dakika dur, şey yapayım. Tahsin! Allah seni... Tahsin! Bak Hakan kız oyuna girdi, ne alaka? Sen ne yapıyorsun lan? Bir şey diyorum, duymuyorsun deminden beri. İki dakika Selinlere ineceğim ben, geliyorum tamam mı? Ya tamam, git git git! Oyunu bozacaksın ya! Bir de konuş. Hadi şey yapalım. Ha siz baya baya tuzak kurmuşsunuz bu çocuğa. Ya ne tuzağı ya? Avcımayın ben! Ben olsam olsam av olurum, anladınız mı? Avcıların peşinde sürükleyen yaralı ceylan olurum! Koşa koşa yardan geçerim! Seke seke! Harikayım! Süperim! Dağ tepe gezerim! Ya sen bakmasana buna ya, bildiğin tuzak kurduk. Hatta şimdi böyle gidip böyle kontrol edeceğiz onun tuzağa düşüp düşmediğini, domuzun. Gerçi biz mesaj atar atmaz hemen böyle hemen geliyorum diye cevap yazdı ama atladı ya resmen böyle planımızın üstüne. O yüzden biz de gidip yerinde rezil edeceğiz onu. Evet. Yani evet, öyle yapmakta fayda var. Belki başından savmak için tamam dedi, nereden biliyoruz değil mi, görmek lazım. Ay inşallah. Ne inşallah Buse ya? Ne inşallah ya? İnşallah o terbiyesiz insanı o ne diyor belirsiz kadınlarla yakalarız. Terbiyesiz pislik. Harika insan. Yakışıklı. Dayanılmaz. Hayır. Sen bu hakaretlerin arasındaki o yakışıklı harikayı duymadın zannetme. Sesimi söyledim ki. Ha, sesimi söyledim. Hadi hadi, sesini kısacağım ben şimdi senin. Ya hadi yürüyün gidelim. Ya nereye ya? Ay ne demek nereye diye bir de soruyorsun. Baskına giyiyoruz işte. Ay kızlar, ben gelmeyeceğim tabii ki. Ya niye gelmiyorsun? Yani o böyle çakma Don Juan'ın rezil oluşunu izlemek istemiyor musun? Bak öyle deme! Ay ya çok isterdim. Ama ben Kaan'ı merak ettim. Bir çıkıp bakacağım, çocuklar edeler mi? Bilmiyorum ki. İyi sen git bir bak o zaman. Sonra arkamızdan gelirsin ya da bilmiyorum nasıl istiyorsan öyle yap. Ay yok ya. Kaan evde yoksa ben şimdi silahlarla böyle yüz göz olma riskini göze alamayacağım Ayda. Boş ver. Ha yağmur ya. Hani bir ara telefon icat edilmişti değil misin? Doğru söylüyorsun. Kızlar, bunun ucunda cak yok. Tabii ki takamazsınız bunu. Hangi cak? Ha, cak Nikas'ın mı? Ay benim babamın arkadaşı, isterseniz hemen alabilirim numarasını. Ya öyle değil Yonca. Ya bunun ucunda böyle fiş gibi bir şey olması lazım. Ondan bahsediyorum şurada. Ha. Yalnız bir şey diyeceğim. Biri bunun ucunu kesmiş. Aa! Ay üstelik biz bunu daha yeni aldık ya. Ayıplama vermişler bize. Çok ayıp. Hayır zaten bunlar hep benim başıma geliyor. Bir keresinde de wireless ütü almıştım. Ütü bozuk çıktı. Hayır internette sonuna kadar açıyorum, açıyorum, açıyorum. Ütü bir türlü ısınmıyor. Ya ya değil mi Yoncacığım? Neyse hadi biz bir koşu gidip şu kablonun aynısından alıp gelelim. Yalnız aynısından alacaksak bu sefer adama söyleyelim direkt kessinler ütünü. Yoncacığım güle güle. Yonca, biz bu konuyu aramızda tartışmayalım tatlım. Biz gidelim şu kabloyu alalım, bak ayakkabılarımızı giyelim. Biz ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız işte. Zaten sağlam kablo geldi mi bir şey yok. Bir bunun arkasına takacağım, bir televizyona takacağım, o kadar. Tamam, hadi gidiyorum ben de. Ya Kaan, bir iyilik yapacaksın, onu da tam yap bari. Kızlar gelirler iki dakikaya. Evet, biz iki dakikaya geliriz. Sıra, size bakın. Yürü Yoncacığım, hadi. Tabii... Kız arkadaşına hesap vermekten korkmuyorsan. Ya yok canım, ne alakası var korkmayla? Ya epi topu komşuma yardıma geldim. Ay çok heyecanlandım kızım ya. İlk defa biri beni dışarıya kilitliyor. Hadi gidelim biz. Hadi. Ay Ceyda. Ayakkabımın bağcı çözülmüş, bağlamam lazım. Of Yonca, bağla hadi. Ha, bağlayamam ki. Niye bağlayamıyorsun Yoncacığım? Ay bana ayakkabı bağlamayı bilmiyorum demeyeceksin herhalde değil mi? Ha şimdi... Ya babam beni böyle yıllar önce bir kursa göndermişti ama unuttum ya. Yonca şükür bitti demiyorsun. Ha? Uzat hadi ayağını, uzat. Erken abi soldan gelin. Ya ileri gidemiyorum, bugün niye geri gidiyor bu? Faruk ağır silahlar var elinde. Yazgan bu Sezan Ünlü senin Sezan mı?
İyi o zaman. Ne içersin? Yok, yok, yok. Bir şey içmeyelim. Gelirler iki dakika. Bekleyelim, böyle bekleyelim. Hadi. Kaan, bu ne gerginlik ya? Korkma, ben sana bir şey yapmam. Gazozuna ilaç falan dağıtmam. Kola içer misin? İyi, tamam. Kola. Hani sen geç şöyle, rahat otur. Sıcak mı oldu biraz? Ben bugün otursam gelip yerime oturacak. Burası güneş. Heh. Buzlu ve limonlu sadanız hazır. Tabii ki kola sevmediğini unutmadım. Teşekkürler. Ya Kaan, sıcak olmadı mı? Yok. Ya senin sıcak olduysa pencereyi aç. Niye soyunuyorsun yani? Çünkü dışarıdan kötü kokular ve ses geliyor. Kaan, senden bir şey isteyeceğim. Şu kolyemi çıkartır mısın? Çok ağır. Teşekkür ederim. Selim, ben gideyim. Şu ara kablolardan bizde olacak. Boşu boşuna almayın yenisini. Ben gideyim onu alayım hemen. Kızlar zaten onu almaya gitti. Sen boşu boşuna gitme. Ha, olsun. Ya Yonca bu şimdi gider telefon şarjı falan alır. Yanlış bir şey alır. Ben gideyim onu şey yaparım. Tahsin'le gönderirim. Tamam, bak Tahsin böyle sarf maf çocuk ama bu işlerden çok iyi anlıyor. Söyleyeyim o gelsin hemen halletsin. Tamam. Selim, kapı açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Ya nasıl açılmıyor? Açılmıyor işte. Bakayım. Vallahi kapalı. Ne oldu? Ya ben bu Yonca'ya sürekli evden çıkarken kapıyı kilitlemeyi unutma diyorum ya. Sanırım bu defa bizim üzerimize kilitledi. Yok artık, ne şimdi içeride kilitli mi kaldık? Maalesef Kaan, kilitli kaldık. Ha. Ya sen kendi anahtarını versene, açalım şu kapıyı. Benim anahtarım yok ki. Ya nasıl yok senin ya? Sen bu evde yaşamıyor musun? Evet. Ama daha anahtarı çoğalttırmadım. Ya bırak bu oyunları şimdi senin ya. Daha dün diyordun Yonca'ya, okul çıkışı git bana da bir anahtar çoğalttır diye. Yani ben seninle evde yalnız kalmak için mi yapıyorum bunları? Bunu mu kastediyorsun? Hayır canım, öyle bir şey demiyorum da ben. Bir şey kastetmiyorum. Yani hiçbir şey kastetmiyorum zaten. Şu anahtarını ver, kapıyı açalım diyorum. Daha dün diyordun Yonca'ya. Kaan, sen eskiden hiç böyle güvensiz bir insan değildin. Bu kız senin huyunu, suyunu değiştirmiş. Evet, Yonca'dan anahtarı çoğaltırmasını istedim. Ha, Yonca da sağ olsun beni hiç kırmadı. Çoğalttırdı. Tamam, ver o zaman işte, hadi. Al sana Yonca'nın çoğalttığı anahtarlar. Bu ne ya? Yonca'nın çoğalttığı anahtarlar. Bir şey diyeceğim. Şaka mı bu? Vallahi söz konusu Yonca olunca neyin şaka neyin gerçek olduğunu anlamak birazcık zor. İşte biz de Yonca'yla bu evde beraber yaşıyoruz. Ne güzel değil mi? Yok. Açmıyor işte. Hey hadi. Kızlar ben merak ettim. Bir gidip bakacağım. Siz de gidin, ben vaktinizi boşa almayayım sizin. İyi hadi biz de gidelim o zaman. Evet hadi gidelim. Hadi. Hadi. Buse! Ya ne bu heyecan ya? Desperado ile buluşmaya gitmiyorsun. Baskına gidiyoruz. Evet. Maymuna çevireceğiz onu. Hey! Hadi görüş. Hey.
bir şey diyeceğim. Sinirim bozuldu. Çok ciddiyim bak. İşiniz hakikaten çok zor. Çok samimi söylüyorum. İşiniz zor da. Peki biz ne yapacağız şimdi? Geleceğiz buraya, oturacağız. Misafirim olacaksın. Tabii eğer bana katlanabilirsen. Ya estağfurullah. Katlanmak değil de... Bunlar çok rahat. Ben eski yerime oturayım. Bak bu çok rahat. Böyle şey yaylanıyor ya bunlar. Bunlar iyi. Topar evden çıkarıyorsun. Aa, selam Yağmur. Selin Hanım'ın hızına bakın. Maşallah. Allah bilir, sevgili yapıp Kaan'ı kıskandırmak peşindedir. Ama... Sıcak gelmiyor mu? Yok. Yok, çok iyi. Bence böyle çok iyi. Ha, sen burada oturmaya kararlısın. Ya Selin, şu kızları bir arayalım. Gelirler şimdi. Ya olsun, biz arayalım. Gelsinler, kapıyı açıp geri gitsinler sonra. Of Kaan. Hadi. Tamam. Yonca meşgul. Ceyda'yı ara, Ceyda'yı. Ay iyi canım ya, ne olsun, ben de ev arkadaşımla çıktım, öyle takılıyorum. Ay kızım, ne tesadüf ya. Ben de ev arkadaşımla çıktım, takılıyorum. Değil mi? Ne tesadüf. Kızım ya, ben çok sıkıldım seninle konuşmaktan ya. Ben de çok sıkıldım Yonca. Bak ben ne diyorum. Ne diyorsun? Nasıl ne diyorsun ya? Duymuyor musun kızım? Çekmiyor mu telefon ya? Alo Yonca, çekiyor. Ne diyorsun? Bak şimdi. Ben diyorum ki telefonları kapatalım, daha sonra aynı anda başka insanları arayalım. Ay çok mantıklıymış bu. Yapalım mı? Hadi yapalım. Bir, iki, üç. Ay Gözde tatlım, ne yapıyorsun? Ceyda'nın telefonu meşgul. Aa, Ceyda bu değil miydi ya? Beni ara istersen. Arayayım ama senin telefon numaran bende yok. Ver yazayım mı? Ay, sen de tatlı adamsın ya. Bana yazıyorsun. Al. Tamam, arıyorum şimdi. Tamam. Efendim? Vefa, geliyorlar Vefa. Yazgan şu kapıyı açsana, ben açamadım. Ya Erol Atar, çık oyundan! Kaan! Telefonun içeride çalıyor, sen neredesin? Kaan! Ya ne bu ya? Oyun sesi geliyor işte içeriden. Kaan, kapıyı açsanıza! Duymuyor musunuz? Gördüğün gibi o da meşgul. Ha, gelirler şimdi. Ne diyorduk? Aa, şey diyecektim ya. Geçen gün Ceren'le mesajlaştık. Hangi Ceren ya? Ya Seferihisar'daki Ceren. Ha, Yazlık'taki Ceren. Evet. Seninle aynı sınıfta olduğumuzu, hatta aynı apartmana taşındığımızı söyledim. Şaşkınlıktan çığlık attı. Niye? Ya bu o kadar tuhaf bir şey mi Selin? Yok, tuhaf olan kısmı şu ki, o gece bizi rüyasında görmüş. Bizi rüyasında gör. Bizi. Ha. Tamam. Sen tamam. Ve beni. Eski günlerdeki gibi. Olabilir. Söyle o zaman, iyi örtünsün. Belli bir yerleri açık kalmış çünkü. Vallahi Ceren üstünü örter de.
sen bu güzel anıların üstünü nasıl örteceksin, o bilinmez. Seni şu kızları bir daha arasana ya. Ya Kaan gelirler şimdi. Ya olsun ara sen hadi. Madem bana inanmıyorsun al kendin ara. Ya niye ben arayayım, sen ara işte. Ya meşgul çalıyor diyorum, inanmıyorsun. Ya tamam inanıyorum, meşgul çalıyor, sen ara hadi. Bekle gelirler şimdi. Ya bir tıkırtı mı var? Yok mu oğlum? Kol titriyordur. Yok oğlum öyle bir şey değil ya. Bir tıkırtı var. Bir titreme var bende. Aç! Ya kapı çalıyor işte. Ya ne kapı çalacak oğlum? O senin karın gurultun ya. Ya gel oyun açıldı ya. Gel! Al yağmur yenge. Ya Erol Ater çık oyundan ya. Ne yapıyorsunuz? Şş. Kaan nerede? Ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Savaşıyorum tabii. Bir erkek klasiği. Selçuk arkadan emanetlerle geliyorlar. E telefonu burada işte. Kendisi nerede bunun? Şş, Kaan nerede diye soruyorum size. Yazgan önümden çekil. Bu ser 776 kim ya? Hele machine gun. Kaan! Ya of Kaan! Kaan nerede? Tersinde. Kaan nerede diyorum? Bizi bekle, bizi bekle. Oğlum Kaan nerede? Ya söylesenize Kaan nerede? Çok alakasız. Ne kadar İstinye'ye benziyor buralar. Duymuyor musunuz abi beni? Cevap versene! Duymuyor musunuz? Ya çıkarsana şu kulaklığını. Duyuyor musun şu an? Şimdi duyuyorum. Kaan nerede? Sen ne yaptığının farkında mısın? Soruma soruyla karşılık verme bir. İki, Kaan nerede? Sen ne yaptığının farkında mısın? Değilim. Sen şu an 24 kişilik bir teamde en önemli iki kişinin ölümüne sebebiyet verdin. Yapma ya. Ya! Ve muhtemelen bizden sonraki bütün ekip üyeleri de teker teker ölüyor. Of! Nasıl telafi edeceğim ben bunu peki? Nereye telafi edeceğim be? Şuraya bak, bir ay oyundan uzaklaştırıldık işte. Ya of ya, of! Ya, tamam. Kaan nerede? Selin nereye gitti? Nasıl yani? Biz aynı Kaan'dan mı bahsediyoruz? Evet, bildiğimiz Kaan. Bizim evde yaşayan, bizim ev arkadaşımız olan Kaan. Aynı Selin'den mi bahsediyoruz? Evet, eski sevgilisi. Nasıl gitti ya? Ya biz burada oyun oynuyorduk. Geldi benim kulaklığımı kaldırdı. Dedi, ben dedi iki dakika Selin'lere gidiyorum dedi. Bir şey takıp geleceğim dedi. Yarım saat oldu, gelmedi. Ama gelir, sen otur. Utanıyorum ya senden. Romantik komedi bu. Dağ gibi çocuk ya. Dağ gibi çocuk gözümün önünde eriyor ya. Hiçbir şey yapamıyorum. Bro. Bugün dışarı çıkar mısın? Dışarı mı? Yani alemlere falan akar mısın diyorum. Ya anlamıyor musun amigo ya? Benim için tek bir alem vardır bu alemde, o da Buse. Onun olmadığı her alem benim için el alem. Hmm. Yani diyorsun ki ben burada otururum böyle uzanırım. Romantik komedimi izlerim diyorsun, anladım. Ama sen bir rahat değilsin sanki ya. He bro? Yani insan kendi evinde böyle film izler mi ya? Bir rahat ol, besleme gibi oturmuşsun. Getir şu bacağı. Getir, koy yanına. Bak iki bacak kardeşim. Tamam bölmüyorum, özür dilerim, bölmüyorum tamam. Tamam. Ben de zaten çıkıyorum. Hava alayım biraz dedim. Ben havamı Buse'den yana aldım zaten. He. Git sen de al. Tamam. Hadi o zaman selametle. İşte bu ya. Arabanın anahtarlarını aldık. Şimdi sıra kostüm değişikliğinde. Ondan sonra Hamit altın top çıkar. Halil altın top girer. Ah Buse ya. Şimdi burada olsaydın da beraber izleseydik şu filmi.
Yani koca koca adamlarsınız. İnanamıyorum size. İki dakika yalnız bırakıyoruz. Başınıza ne işler açıyorsunuz? Oturun demedim. Sana da demedim. Nazım, ya herkesi geçtim. Sen bir hocasın. Demek ki bıraksak çolukla çocukla böyle devamlı kavga edeceksin. Çocuk mu? Hocam öyle çoluk çocuk falan biraz ayıp oluyor ama. Erman, senin durumun apayrı zaten. He, duydun mu? Bak senin durumun apayrı diyor. Gördün mü? Bak bana ne kadar değer veriyor Çiğdem. Yeter. Siz ikiniz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Çiğdemciğim bak ben... Hocam... Kesin dedim. Bu ne pişkinlik? Beni oyalamayın. Şimdi hanginiz bana şu koridordaki saçma sapan kavganın nedenini böyle kısa ve mantıklı cümlelerle anlatacak? Erman? Hocam ben sadece geçen günkü sınav sonucuna itiraz ettim. İtiraz etti evet. Zaten her şey de bu yüzden çıktı. Of Allah'ım ya. Bu mudur yani? O koridordaki saçma sapan kavganın nedeni bu mu? Hocam bakın bana haksızlık yaptı. Yani haksız yere benim notumu kırdı. Vallahi haksız yere yani. Ne haksızlığı ya? Yanlış yanıt vermişsin. Yanlış cevaplamışsın. Şimdi sana buradan doğruyu böyle bir göndereceğim. Yeter. Siz nerede olduğunuzu unuttunuz galiba. Hocam inanın bana böyle hoyratça, böyle vandalca not kırılmaz. Yani siz kağıda baksanız siz de göreceksiniz. Vallahi bak, haksızlığı göreceksiniz. Bir bakın kağıda, bir bakın. Ben kimseye saf vermem. Ben not veririm kardeşim. Yanlışsa yanlış. Aa! Nazım, şu kağıda bir de ben bakabilir miyim? Bakamazsın. Lütfen. Niye bak? Bak. İşte bakın hocam. Özellikle üçüncü soruya bakın, üçüncü soru. Erman, hangi soruya bakacağımı sana mı soracağım? Affedersiniz, doğru söylüyorsunuz. Evet. Düşey kuvvetler, toplamı, mesnet kuvveti. Evet, evet, tam da orası Çiğdem hocam. O sorunun tamamını yanlış saymış. Halbuki ben mesnet kuvvetini bulmuşum, eksi 50 işte orada. İyi de bak, kuvvetin yönünü belirtmemiş. Ama kuvvetin değerinin eksi çıkmış olması sonuçta yönünü belirtiyor, öyle değil mi? Ya bir ok çizmedim diye bütün soru yok sayılır mı ya? Ya bilimde, hesapta hoşgörü mü olur? Ben senin bilimine hesabını vurdum. Erman, Nazım hocanla düzgün konuş. Ama hocam bakın bu herif özellikle... Yeter. Hoca ne not verdiyse notun odur. Bu konu kapanmıştır. Nazım, yani bu not kırma olayını biraz abartmamış mısın? Neticede öğrencinin niyeti belli. Gidiş yolu doğru, sonucu bile doğru. Çiğdem bunu tartışmak istemiyorum. Benim kanaatim neyse notumda olur. Orası öyle ama yani. Peki, konu kapandı herhalde. Ben gidiyorum, izinle. Gidiş yolu doğru. Ya sonucu bile doğru yani. Asiye. Güneş, deniz, evet. Hoş bir ortam. Da. Sen niye böyle Desperado'ya alakasız bir yerde randevu verdin canım? İşte deniz. Ne güzel burası böyle. Ya tamam ya. Ben başka bir yer bilmiyorum buradan başka o yüzden. Hayır ben senin tipini ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Asiye. 10 dakika falan gecikti Desperado. Belki gelmez he. Bu davete riayet etmeyebilir yani. Ben öyle hemen ümitlenme bakalım. Trafiğe falan takılmıştır. Doğru. Trafiğe takılmış olabilir. İstanbul trafiği kızım sonuçta. Ya ne trafiği ya? Benim sevdiğim adam takılsa takılsa aşk trafiğine takılır. Bir dakika bir dakika sen sevdiğim adam mı dedin? Öyle mi dedim? Ya ne seveceğim ya? Nefret ediyorum ben ondan. Hatta o kadar çok nefret ediyorum ki. Deli gibi aşığım. Ya ne aşığı be? Gel git yaptırma bana. Ya sapıtıyorum ya. Yine gel git de bağladım ya. Kafam çok karışık Asiye ya. Ama
ama sonuçta belki de gelmez değil mi? Bu işlerden elini ayağını çekmiş demektir. Değil mi? Bakacağız. Ya bir aile çantası falan bir şey yok mu? Törpü falan da oluyor. Ben şu kapıyı bir kurcalayayım ya. Vallahi geldiler. Vallahi geldiler. Ceyda! Yonca! Yağmur. Nasılsın çılgın Conchita? Amigo, bro. Ne yapıyorum abi ben ya? Nerede kaldı bu Conchita ya? Ya, ya Asiye. Belki de yani Desperado değildir. Benim gözüm uzaktan olarak görmüyor. Bu şu plikayı bir sorgulatsak mı acaba? Ne diyorsun? Buldu Buse. İstersen gebedesine sorduralım. Hayret bir şeysin ya. Al işte basbaya desperado hasil sizi ya. Hayır hadi gidelim. Tamam. Sakin ol şimdi. Sen çok heyecanlandın. Sükunetini korman lazım. Titreme. Kendine kal. Tamam. İyisin. İyisin. Gideceğim. Ve ona sadece iki çift lafımı söyleyeceğim. Sonra gideceğiz. İyi tamam lafını söyle ondan sonra gideceğiz ama. Ya uğraşma şu yıl çapkınıyla ya. Muhatap olduğuna değmez. Ya ne gideceğim ya? Ne gideceğim hiçbir yere gitmiyorum. Eğer birisi bir yere gidecekse başka biri gitsin. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Bozma beni. Allah'ım ne oluyor lan bana? Siye. Çıkın. Kalktın mı benden? Kalktın mı? Lelle lelle. Kendimde değilim. Buse ne yapıyorsun ya? Buse iyi misin? Buse ne yapıyorsun ya? Kendine gel. Korkma. Kızım kendine gel. Bunu ne yapacaksın bununla ya? Her şey hallolacak merak etme. Al bakalım sana. Delirdim ya. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ya bu sen ne yapıyorsun sen? Bu ne? Şaka mı? Şaka mı? Aa. Bu ne ya? Kaan. Kaan aç kapıyı. Aşkım kapı açılmıyor. İnanma açılmıyor. Kilitli kaldık içeride. Kaan aç şu kapıyı. Aşkım açılmıyor. Kilitli kaldık kilitli. Ya açsana. Ya vurup durmasana kapımıza. Rahatsız ediyorsun bizi. Ya senin ne diyorsun sen ya? Bir şey var zannedecek şimdi. Şu kızı sustur. Ve aptal kapıyı aç. Aşkım açılmıyor. Bir tornavida falan bir şey verin onunla açayım. Anahtar yok. Bana aşkım deme. Eğer beni aldatacak cesaretin varsa, seni terk ederken yüzüne bakacak cesaretin de olmanı. Kapıyı aç çocuk, aç kapıyı. Açsana kapıyı. Ya aşkım ne aldatmasın ne diyorsun sen ya? DVD'yi bağlamaya geldim ben buraya. Kay. Silahlar geldi. Ne oluyor yavrularım burada? Ha? Aşağıdaki yazıyı görmedin herhalde sen. Seyyar satıcılar ve genç bekar kızlar apartmana giremez yazıyor. Ne işin var senin burada? Ya sen bir susana, baban konuşuyor burada. Ya affedersin babacığım. Bu kız son zamanlarda bizim apartmana çok gelip gitmeye başladı da ben ondan söyledim. Bana bak. Baksana bana. Hı. Duvakla gelin gibi dolaşıyorsun ortada, indireceğim topuzunu aşağı. Susana sen. Ama ayrıca ben bundan sonra bu kadar sık gelmeyeceğim bu apartmana. Ne oluyor lan? Kendi aranızda tartışmayın! Kendi aranızda tartışırsanız ikiniz de öldürürüz! Şimdi ayrıca şunu da söyleyeyim ben. Şimdi bekar bir kız öğrenci, bekar bir erkek öğrenci kiracının evinde çift başına kalırsa da ölür! Evet. O benim için öldü zaten.
Siz de göreviniz neyse onu yapın.